gerçekten çok hızlı. Çok iyi, hadi gelin. Survivor'da dün akşam da heyecan doruktaydı. Bravo Merve! Aynı anda çıktılar havuzdan. Sembol oyununda nefes kesen mücadeleler yaşandı. Kazanacak! Mustafa Kemal, Hilmi Cem'e kaybettiği oyun sonrasında neler söyledi? Şu adam 3 kere girmemişizdir. Haftanın performans sıralamasında kim kaçıncı sırada yer aldı? Televizyonda ilk defa Ada Konseyi'nin montajsız görüntüleri. İsmini hiç istemeyerek yazıyorum biliyorsun. Ünlüler takımında kim kimin adını yazdı? Umarım bizi yalnız bırakmazsın, bizimle kalmaya devam edersin. Takım arkadaşları Yiğit'in vedasının ardından neler söyledi? Abimiz daha girdi, Yiğit gitmez diye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Hoş geldiniz. Niye oğlum arkaya gittin? Ha? Hoş geldiniz. Ne oldu Hakan? O arıyor. Sana söyle o şeyi, bir tente bizim saçtı var. Niye arkaya gittin, sen dün buradaydın? Ha? Mikrofon yok. Hemen uzatalım. Yok hoş yok geldin. Uzatana kadar zaten biz oraya. Ne haber? Ama bakışı daha güzel gözüküyorsunuz. Ya canım benim ya. Vay vay. Sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz efendim. Hakan ve İhsan'la birlikteyiz. İhsan bu çarşamba mı bugün? Çarşamba. Ben bugün var ya bir türlü günü perşembe gibi geliyor. Çarşamba gibi güzel geliyor. Bir gün ama. Böyle hafta ortası hani ya belki böyle, ondan. Ya, evet yol aldık diyorsun. Bir iki gün kaldı yaralı falan filan. Konuşacak İhsan'cım, konu yok falan. Böyle. Tabii. O yüzden farkındaysan bak İhsan hayatın gerçeklerinden bahsetmeye başlayacağım bugün. Hayatlarınızı soracağım. Nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim. Muhabbet buluruz ama. Mesela o sen çok... gittin. Tiroidinde tembellik olma ihtimalinden dolayı bana nasihatte bulundun. Evet. Neydi bizim doktorumuzun adı? Suat Bey. Suat Bey. Suat Bey'e selam söyleyelim değil mi? O selam çok uzman. Neydi uzmanlık alanı? Onkoloji. Onkoloji de çok uzman yani değil mi? Evet. O şimdi bakalım ben seni keseceğim. O ödemi kiloyu miloyu verirsen ben de gideyim Suat Bey'e. Şimdi ben dahil hiç kimse hiçbir şey anlamadı. Kimin nesi var hiçbir şey anlamadı. İhsan çok bir sıkıntı atlattı. Bitti ama Allah'ın izniyle tamamıyla atlattı. Şimdi ondan mütevellit kilo almıştı çocuk. O kiloyu da bir an önce vermek istiyor sporcu olduğu için. Onunla alakalı bir takım tetkikler yaptırdı. Tiroidinin tembel olma ihtimali evet, de üstünde durmuşlar. Onu bertaraf etmek için bir ilaç tavsiye etmiş. Şimdi doğru çıkarsa benim tiroidim ciddi tembel yani. Hani onu bak hanımefendi bir şey söyleyecek. Sizin de mi öyle? Bir şey söyleyeceğim. Bugün gidin hepiniz tiroidinizi ölçün. Tabii. Çünkü tiroid kilo yapıyor. Sağlık ya. Konuşacağız. Tabii. Tiroid... Ama doğru doktorlarda, Betim doğru emin ellerde evet. Hanımefendi sizin neydi? Benim de tiroidlerim tembeldi. Ah canım. Ben 82 kilo falandım. Dınız. Bilmiyordum evet. Helal olsun. Ondan sonra öğrendim, ilaca başladım, kullandım. Daha sonra 18 kilo verdim. Verdiniz. Verdim. Vay be. Geçmiş tiroide olsun. Şimdi iyi misiniz? İyiyim. Maşallah. Stüdyomuzda başka tiroide olan var mı? Ben 18 peki kilo verirsem var ya model falan olurum abi. Söyle çıkarım. Sen bilmiyorum. Bu halinde de olursun. Aynen. Sence. Bravo. Aslında kapı gibi adamsın. Bir şey söyleyebilir miyim? Ay çok şanslıyız. Çok güzel ama bir gün bizleri bekliyor. Sadece ilaçla olmadı tabii ki. Çok zorlandım yani. Tabii. Sağlıklı beslendim. Ama onun da faydası olmuştu. İlacın da var tabii yani. Peki buradan sembol oyunlarına geçmek isterim ben. Ne buradan bir sembole gidelim bakalım sonra yine tiroide akciğer geleceğiz. Bugün kalp, tansiyon bu hastalıkları da değerlendirelim. Merak etme. Bizim Hakan'da yaş grubu var burada ön tarafta. Değil mi? 50'likleriz hepimiz. Hayır canım 30'lar canım. 30 orası. 30. Kaç? 30 bir şey değil. Ah daha çok gençmişsin. İhsan sen kaç yaşındasın? Söyle izleyicilerimize. 36, 30, 38. 38. Ama bir şey söyleyeceğim. İhsan da 38 göstermiyor. Yapma. 27 duruyor. Allah'ım. Teşekkür ederim. Vallahi. 27. Evet. İddialı sen aslında kiloyu ben versen daha da genç durursun. Hayır tam da niye kilolu muamelesi yapıyorsun? Evet, niye kilolu muamelesi ama oldu?
Kendisi 18 vereceğim diyor. Ona niye bir şey demedin? 18 veremem ama 18. Ben sen diyorsun. Survivor ektim 18 kilo veremedim. Sen dedin ben demedim. Bak bantı geri sardırırım burada görürsün ne dedin. 18 versem dedim. Dedin işte ben de öyle dedin dedim. Bir şey söyleyebilir miyim? 18 kilo versen sana yakışmaz. Olmaz. Olmaz. Böyle olmaz. Çöker suratın nasıl, olan minicik. Nasıl bir grisini gibi bir adam olursun. Olmaz. Garete gibi. Biraz yapılı iyidir. Evet hemen şimdi sembolde ne olmuş? Çok mühim bir konu bak bu. Hayır bir şey söyleyeyim. Ailelere gidecek daha önemli bir konu olabilir evet, mi? Evet işte onu ben öyle de ikaz ediyorum öyle seyretsin. Ve çok önemli. Semalendi. Evet. Evet. Kim peki favorileriniz? Dün biraz söyledin ama yani artık, yok, artık dün de oynandığı Adem'le, için değişti. Iş Adem'le Damla'ya bakıyor gibi. Adem bağım koparır canım. Adem. Adem Turabi üstüne çıktı. Hiç önemli değil. Adem'i ayıralım. Diğerlerini konuşalım. Adem ayrı diyorsun. Ya Adem bu performansıyla kaç tane sembolü var? 3. Şu an 4 canı var yani. Bak, Adem'den o sembolü alacaksın falan mümkün değil yani. Ya yani hak eden kazansın elbette ama neyin olacağı da belli olmaz çok. Ya son anda bir oyun geliyor Hakan abi. Şey yapalım, iddialaşalım. Nagihan tamam, şöyle oldu. Yani iddia... Nagihan'ı... Adem banko kazanır. Şey Nagihan'ın çok Damla'ya... canı vardı Damla'ya karşı. İlhan Mansın çok canı vardı o Gide'ye karşı geçen sene. Şu sembolü bir oyun zaman... geliyor. Uymuyor hani onun finali. O yarışmacıya bir anda o elindeki 7-8 canı veriyorsun. Evet. Adem vermez. Bak görürsünüz. Adem diyorsun. Adem kesin ailesi. Adem'in ailesi hazırlıklarını yapsın. Şimdiden hazırlıkları yapmaya başlasınlar. Ya, hak ediyorsun tabii ki Adem'in ailesi. Şu ana aynen kadar görünen Adem hak ediyor. Doğru. Çünkü hem en çok sembolü var hem de hiç can kaybetmiyor. Bir de bu çok inatçı bir şeyi var. Yani bu parkur İzacı içinde de yani böyle bu, mesela kaybettiği oyunda bile giderken motive gidiyor. O yapamadım ama bu sefer yapacağım alıştım falan. Yani mesela bazı kaybedenler var. Yani ne bileyim o demoralize ediyor kendini performansına yansıtan. Adem öyle değil. Kaybedince de motive adam yani. Merve de çok hırslı oynamadı mı dün? Evet. Bayağı hırslı oynadı. Yağmur'dan bayağı sayıları aldı. Evet. Ben Mustafa dün yemekteydim. Sen... Hiçbir fikrim olmadığı için susuyorum. Bir de dürüst. Susuyorum. Bir de dürüst. Böyle yapıyorum. Öyle miyim? Mustafa Kemal veda etti. Ben sana brifleri vereyim. Mustafa Kemal veda canım etti. Canım benim. Top sektirmiştir o Mustafa. Şöyle. Mustafa Kemal'in bir açıklaması var. Az sonra vereceğiz ama. İhsan tamam, sen biraz yorumla istersen sembol oyunlarına. Ya önemli 3 isim veda etti yine dün akşam. Sema Nagihan, Mustafa Kemal. Hilmi Cem'in tek canı var, şansı devam ediyor. Evet. Ama orada ben nedense hep böyle Adem Turabi finali görüyorum. Hı. Bak şimdi böyle... Sen dün de söyledin değil mi? Hayır, onu 3 haftadır söylüyorum. Hatta da. Hatta dedin ki şimdi Turabi çıkarsa... de bırakmaz dedin. Şimdi dün bana mesajlar geliyor. Öyle çıkarsa iyice artık güvenimiz kalmayacak Acun Medya'ya falan. Ya abi ne? Bu... De... Hayır şimdi bak şu mesela 2 gün önce çekilmiş. Şimdi ben bunu 3 hafta önce söylemişim. Ne yani ne alakası var bu dediğim. Yarın belki Turabi elenecek. Bak ben şunu sabah programda Allah söyleyeyim. Allah Allah. Şimdi bak. İlber Ortaylı hocamız var. Biliyorsunuz değil mi İlber Ortaylı? Tarık. Türkiye'nin en önemli son dönemlerde yetiştirilmiş en büyük değerlerinden bir tanesi. Hoca zaten adam. Hani 152 bin tane üniversiteyi bitirmiş, kitap devşirmiş bir adam yani. Nacizane. Mesela o ve onun muadili yine bizim toplumumuzun değerlerinden kim diyelim? Yani Canan Hanım Karatay belli bir yaşa gelmiş. Eğitim var, kültürü var. Sağlık sektöründe insanlarımıza faydası var değil mi? Mesela bak onları buraya oturtayım. Bak şimdi. Burada İlber Ortaylı otursun. Burada onları da eleştiriyorlar. Ne yapacağız o zaman? O diyor ki beni eleşti böyle dedi. Şunu anlat ben Seda da senin gibi. Şimdi buraya giriyor bizimkiler. Seda da senin gibi anlayamadım ben. İşte anlatıyorum. Şimdi giriyorlar. Şimdi giriyorlar. Bu böyle dedi bu böyle dedi. Değerler onları bırak onlar diyor zaten. Sen dünyanın en düzgün mantığını da getirsen onu da eleştiriyor. Mesela sen şimdi de ki. Burası TV 8 stüdyoları Survivor Panorama saatte. Kaç mı saat? 10.54'te değil diyor eski takvime göre. Şimdiki saati sen söylüyorsun diyor. Bırak abi. Bırak. Yok bırak abi. Takıldığımdan söylemiyorum. İşte takım bırak abi. Cevaben söylüyorum. Ha bu işte cevaben verme bu sefer. Onları sen şimdi şunu söyle. Bizim İsmail Küçükkaya var. Fox abi seyreder de ben severim İsmail'i. Onunla da konuşurken ben söylüyorum. İsmail'e diyorum ki bak oğlum. Sana 100 tane iyi mesaj geliyor. Bunları okuyor musun? Yok. İki kişi tepki gösteriyor. Onun da ne olduğunu, ruh hali nedir, nereden atıyor, provokatif mi atıyor, ne yaptığını. Kalkıyor böyle yapıyor. Bana küfür etmişler, böyle yapmışlar. Ne diyor? 30 saat ona oluyor. O zaman iyiyi mükafatlandırmıyorsun ki kötüyü mükafatlandırmış sen oluyorsun. Sen etkileniyor Hakan öyle deme. İşte olay ben, değil o. Ama ona izah ediyorum neden etkilenmememiz lazım gerektiğini anlatıyorum burada. Ağzımda bak tüy bitiyor. Diyorum ki İlber Ortaylı ile Canan Karatay'ı oturttayım onu da eleştiriyor evet, adam yahu. Biliyorsun. Hakan abi bir şey söyleyeceğim bu konuyla ilgili sana. Daha geçen gün pazartesi yaptın senin yorumlar üzerinden yapmadığın, söylemediğin söylemleri söylemişsin evet gibi. Evet. Paylaşıp ve bunun üzerinden eleştiriler büyüyor. Bırak abi, büyüyor. Bırak abi şimdi bak. Dün mesela ben yine bir şey söyledim. Onu söylememişim gibi, başka bir şey söylemişim gibi bir şey yazıp
ve onun üzerinden eleştiriler büyüyor. Ama yani o zaman ne oluyor? Hakkımıza da giriyorlar. Ha işte ne oluyor biliyor musun? Bu sefer sen kendinin yanlış anlaşıldığı varsayımından hareketle aslında öyle demek istemedim. Benim doğrum buydu, bunu niye diyorsunuz derken zaman gidiyor. Sen pırıl pırıl bu işte başarı. Bak oğlum, buradaki hadise ne? Bizim reytinglerimizi biliyor musunuz? Başarılıyız yani. Çok. Şimdi sen orada başarılı olmayıp, takdir edilmeyip izleyici tarafından, birilerinin iltifatına maruz kalsan bir anlam ifade eder mi? Program kalktı. Sen zaten başarılısın. İnsanlar İhsan Tarkan, senin analizlerin çok iyi. Bak ben sana diyorum ki ben 50 yaşında bir adamım. Ben hayatımda ne oğluma ne feriştahına ne yağ çekme ihtiyacım var ne de iltifat. Hiç öyle bir şeyim. Ben bildiğim gibi bir adamım. Senin analizlerin çok yerinde, çok makul, çok mantıklı. Bu ekrana da yakışan pırıl pırıl bir çocuksun. Hiç kimseyle bir şey. Biz senden çok razıyız, çok da memnunuz. Bu da reytinglerimize de yansıyor. İnsanlar bize Allah razı olsun teveccüh gösteriyor, izliyor. Hiç alışılagelmişin dışında bir sürü karşımızda paralı yapımlar varken bizi tercih ediyorlar. Yani daha fazla Allah onlara da izlenme nasip etsin. Biz kimseyi başarısız ya da mutlu olacak değiliz ama sen zaten başarılısın. Takılma diyor. Sen iki tane, üç tane. Sen çok bu işleri iyi bilen, söylediğine hitabeti olan, karşılığında iddianı kendince nacizane doğrulayan bir adamsın. Ha buna katılmayabilir insanlar. Katılabilir. İnsanları sen bunları da ikna etmeye kalkarsan yandın. Öyle bir azgın azınlık var ki onlar çıldırmış zaten. Ama işte hiçbir şeyi beğenmiyor. Bazen Hakan saygı çerçevesinden çıkıyorlar. İşte ne abi? Bir şey söyleyeceğim. Bunu yaşamayan kim var? Cumhurbaşkanı yaşamıyor mu bunu? Herkes. Başbakan yaşamıyor. Muhalefet yaşamıyor mu? Sporcu Arda yaşamıyor mu? Siyaset, sanatçı, iş adamı. Ya bir cinnet halinde bir grup var. Herkese saldırıyor. Ne söyleyecek? Neyse biz güzel yorumlarınızı, eleştirilerinizi, her şeyi bekliyoruz. Kötü de yorumlayabilirler. Belki sevmeyebilirler. Eleştiriye bakar. Eleştiriye her zaman eleştiriyor. O da okey. Çocuğu ben onu anlıyorum. Diyor ki benim fikrime katılmadın antitezinle birlikte. Evet, İhsancığım ben senin bu düşüncene şu nedenden dolayı katılmıyorum. Çünkü aç parantez öyle değil böyle. Biz zaten bir de bundan feyiz alırız. Hatta bizi ikna eden düşünceler de varsa pardon X kişi Nebahat Hanım böyle yazmış bize ki biz yapıyorduk biliyorsun. Bu hiç de öyle düşünmedik deyip iltifat da ederiz biz. Ama böyle hakaret maka yok sen zaten bu kurguydu. Sen binle. Onu geç git kendi haline bırak öyle yazdın. Bir sabah bak Burcu'yla konuştuk. İsim vermeyeceğim kim. Mesela o gün masada atıyorum yarım saat o isimden bahsetmişiz. Gelen yorum o isimden hiç bahsetmiyorsunuz diye. Bunlara takılmıyoruz artık. Onu diyorum işte. Bunlara gerçekten takılmıyoruz. Bütün yorumlarınıza, eleştirilerinize, sorularınıza kapımız açıyoruz. Dibine kadar açıyoruz. Zaten sonra var panoramayı. Dibine kadar. Belki yayın sırasında okuyamayabiliyoruz ama sonrasında muhakkak ki değerlendiriliyor. Yok şeyleri okuruz Nur Tuba. Devam edin. Yani kaliteli eleştiri getiren bir bakış açısına onları da şimdi saygı duyuyoruz buna. Aynen. Allah razı olsun bize hani teveccüh gösterip ilgileniyorlar bizde. Tabii ki okuyalım onları. Bizim ama böyle hakaret, makaret, hitam, mitam yok sen biliyordun, ediyordun. Bir de mesela şey var algı kullan. Ona ben desem algı ne demek bilmiyor. Bir dondurma var o zannediyor biliyor musun neler? Oğlum her şeyi bu komplo teorisiyle ne yaşıyorsunuz? İhsan burada niye algı yaratsın? İhsan Candır. Nur Tuğba burada niye algı yaratsın? Kız işini yapmaya çalışıyor saygıyla geliyor. Yani mümkün olduğunca seyirciyi katayım. Kulaklıkla uyuyayım. Akışı ayarlayayım. Hakan kafayı kırıyor zaten konuşuyor. Onu idare edeyim. İhsan geliyor. Nacizane çocuk gece hafta sonu. Aman ben de buraya da farklı bir yaratabilir miyim acaba? Söylediklerimi tekrar düşmeyeyim. Biz elimizden gelmiş. Şimdi o böyle dedi bu de. İyi git hele. De. Tamam. Geniş de geniş. Oh neyse. Böyle bir içimizi döktük sizlere. Tabii bugün. Abi ama biz dökerek başladık. Sembollere döneceğiz şimdi. Biz samimi konuşalım. Bitsin gitsin. Sembollerde Mustafa Kemal'in bir açıklaması var Hilmi Cem'le ilgili. Bir onu ekranlarınıza taşıyalım. Sohbetimizi sürdürelim. Şu adamı üst üste hiç kere yenilmemişizdir. Gelip buradan yeniliyoruz ya. Bir torpil geçsene be. Yaşar. Hakan izleyememiş. Bir kez daha bize bir burada ledde çevirir misin? Nur Tuğba'dan torpil istiyorum. Rica ediyor. Burada ledde hep birlikte izleyelim bir kez daha. Ne kadar güzelsiniz bugün biliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. O sizin güzel. Evet. Geliyor ekrana.
Mustafa. Şu adam üst üste hiç kere gelmemişizdir. Gelip buradan iniyoruz ya. Vurma. Nasıl ama? Orada top yani sektiriyor. Yani hani hırslı sonuçta o da ailesi. Tabii canım. Herhalde. Ama hani Hilmi Cem'e hiç karşı bir hemen, çıkışını görüyoruz. Hemen istatistik konuşturalım. Evet baba. Hadi konuş. Kemal'le Hilmi Cem 24 kere oynamışlar abi. Ne diyorsun? Toplam. Çünkü hep karşı takımlardaydı ya onlar. Evet. Hani hiç aynı takımda bulunmadılar. Geldiğinden beri Mustafa Kemal. Oraya gitti, buraya geldi, buraya gitti, oraya gitti. Doğru. 24'ün 13'ünü Hilmi Cem yenmiş. 11'ini Mustafa Kemal yenmiş. 11-13. Çok dengeli. Çok dengeli. Eşit sayılabilirler. Eşit sayılabilirler, evet. Mustafa, çok dengeli. Ortalama. Peki, yani şuradan ben yaklaşalım istedim. Yani hani tavırlarında, tarzlarında bir değişiklik görüyor musunuz Mustafa? Var şimdi Mustafa'nın hani etkilenmesi böyle. Var ama mesela onu bile yapamıyor. Hani o kızamazsın ya mesela formatının dışına çıkmaya çalışıyor. Mesela benden çok naif bir adam olur mu? Böyle bir deli dolu bir adamım ben de. Yani kendi şahsına münasır ama niyetim iyi. Mustafa çok iyi bir çocuk. Ama hani şey olmuyor ona. Hadi bak mesela vuramıyor da demiyor da. Dünkü görüntüsündeki gibi hani bu neydi Merve bir şey atacakken kalkan yaptı ya falan. Yani bu çok iyi şey o fiziğinin içinde böyle pamuk gibi bir kalbi var yani. İki dakika sonra biliyorsun Anıl'ı da ittiğinde. Sonra 50 defa öyle bir çocuk. Orada bir de o ortam zaman zaman kontrolsüzleştirebiliyor seni. Onun çünkü takımı çok aktive bir takım yani. Değil mi? Yani gergin bir takıma sahip. Mesela Tur abi gergin. Ümit Karan yeri geliyor parlayabiliyor. Merve öyle. Sema'yı biz özellikle buraya gelen yarışmacılar bile itham ederken çok iyi yarışmacı ama agresif diyorlar falan. Ona da sirayet ediyor yani. Üzüm üzüme baka baka karar veriyorsun. Yani. İnsan aynı görüşte misin Mustafa Kemal'le ilgili Hakan? Evet, evet aynı görüşteyim. Zaten ben buraya çok takılmadım mesela. Şu adama 3 kere yenilmedim üst üste. Denebilir. Yani, evet, de aynı. Yani evet. Kötü bir şey yok, bir itham yok. Aynen. Kötü bir cümle yok. Şu adam diyor sadece yani. Şu çocuk dese, yani. Şu çocuk dese hiç yani veter olarak bile almıyor. Aynen, aynen, aynen. Şu adama diyor ya Hilmi Cem de artık adam çocuk değil yani. Tabii. Kimse de zaten dikkat et kimse de bir şey demiyor. Yok bir şey. Ya zaten oyun heyecanı, adrenalin hep kendileri söylüyorlar ya nabız yüksek kendi söylenen bu nabız yüksek de değişik bazen bir yalandan gazlanır oldu. Ya. Mesela bak İhsan baktım ki koptu. Ya hakikaten ya sana da yapılır mı falan desem daha da kopsun diye. O gaz veren de yok yani orada da şanslı. Peki seyircilerimiz arasında dinleyelim hemen seni. Teşekkür ederim. İsmini unutuyorum ben hep seni. Büşra. Büşra tamam. Teşekkür ederim. Çok alakasız bir şey sormak istiyorum ama sormazsam içimde kalırdı. Orada Mustafa Kemal'in kolu çıkıp bir daha yerine takılıyor sonra çıkıp yerine bir daha takılıyor gibi. Mustafa'nın yazık o şeyi var, tiki var. O nasıl benim, olur anlatabiliyor musun? Ne biliyor musun? Benim yalanma tikim var. Beni o yıllardır çok eleştirirler. Ben onu bir türlü şey yapamadım. Hakan bunun farkındasın değil mi sen bu tiki? Ben genetik ama. Yani bir şey diyeceğim. Şimdi mesela iyi şeyler. Babama saçım benzemiş. Tipim benzemiş. Bu iyi. Bundan memnunum. Maalesef bu genetik bu da. Ben bundan bile çok müzdarip oldum. Mesela şimdi 14 yıldır uçmuyorum ama eskiden uçar yurt dışına çok giderdim. Farkında değilim. Yalanıyorum. Adam gelip affedersin yanlış anlıyor. Bu kontrol edilemeyen bir şey. Yanıma geliyor. Aa. Ona yalanıyorum sanıyor. Vallahi billahi. Ya ben bundan çok müzdarip oldum. Mesela ikinci fiziksel sağlıksal söyleyeyim. Kışın yazın pek olmuyor ama. Kışın bu yalanmaktan bu dudaklarım çatlıyor. Ve kuruyor. Mesela sabah kalkıyorum. Çoluk çocuk böyle ha diyorum. Ay bir yarılıyor bir kanıyor. Ay. O acıyor geçmiyor. Yara bere içinde dudaklarım. Ha bu iyi bir şey değil. Ben bundan vazgeçmek için terapiye gittim. Söyle adını. Biz yardım ettim yani. Çünkü hoşlanmıyorum 50 yaşında bir adam ne yapayım da bu kalem onun yere ya anladın mı ama ya, çok iyi ya. Ama öyle şimdi mesela Mustafa da yazık dikkat et bak top sektirir derken çocuğun tiki var yani o değil mi o tik o dikkat o kızınca zaten devamlı böyle o tabii tabii bizler tikliyiz yani bize yapacak bir şey kendi halimize bırakmıyoruz. Abi seninle program yapa yapa ben de başladım biliyor musun? Ne yapıyorsun yalanıyor musun? Abi, bak tabii. Bana evet. Yalanıyoruz yapacak bir şey yok. Ben artık bu kadar sıradanlaştım yapmıyorum.
seviyorsun gibi geliyor mesela bana değil artık mi? Sürekli baktığım için ben. Şeyde çok problem oluyordu. Bir karakter canlandırıyorsun dizilerde. Şimdi yönetmen diyor ki abi diyor hani yanlış anlamazsan bir de bizi sevdikleri için hani çok bana böyle otorite şey yapmıyorlar. Abi diyor bak monitörden seyret diyor. Hani, kendine bak. Şimdi mesela sana kızıyorum. Ben böyle bir dedim sana bilinen böyle yap. O olmuyor. Şimdi ben görüyorum onu tamam. Bu sefer bilinçaltına atıyorum ya şeyi unutuyor, ezberi unutuyorum. Fik ne yapayım? Abi biz de böyle seviyoruz. Allah razı olsun. Sevmiyor muyuz? Oh be. Allah razı olsun. Soruna cevap almış oldun mu? Böylelikle rahatladı mı Büşra? Hayır, teşekkür ederim Hakan Bey ama İhsan Bey'in branşı olduğu için o belki anatomik olarak bizi daha fazla aydınlatabilir. Daha farklı bir şey olabilir mi? Omzu mu çıkıyor diyorsun bak, yani? Çok bak, enteresan değil mi? Bana çok garip geliyor. Bayağı sanki çıkartıyor tekrar takıyor ve 2-3 kere oluyor. Yok bence tik o çocukta. Değil mi? Pazu mu? Pazulardan tik. O pazulardan. Çok bir kere müthiş bir anatomik yapısı var bu arada değil mi İhsan? Yani mesela sana onu söyleyecektim. Ben İhsan'a senin vesilenle bir soru sorayım. Anıl ölçülüydü. Sana hatta döndüm dedim ki bayağı bir aç kaldıkları dönem olduğunda Anıl da erim oldu adalesinde. Fark edilebilir. Şeyde Mustafa Kemal'de olmadı. Niye? Oldu aslında abi. Oldu mu? Mustafa çok Kemal. Fazlaydı o. Mesela resim, ilk resmini bulabilirlerse şimdi getirsinler. Hemen bulalım. Bu halinden daha iri. Ciddi mi söylüyorsun? Zaten Mustafa Kemal şimdi zayıfladıkça, inceldikçe biz hep görüyoruz, fark edemiyoruz ama yan yana koyarsan abi aralarında 10 kilo vardır. Ciddi mi söylüyorsun? İlk haliyle o ama zaman daha kalındı. Bu kolu bundan daha mı kalındı ya? Bayağı şimdi yapılı bak. Ve şimdi bunlar daha zayıfladı, daha güçsüzleşti ya. İlk evet. Hallerine göre çok daha hızlılar. Adem de böyle lazım. Küçülmedi mi? Adem de küçüldü. İhsan bence. Bir de ne dedi hatırla? Dedi ki biz bir de onları burada ekranda diyor ki oraya git daha da inceler değil mi? Ekran zaten artı 5 kilo derler. Çok doğru. Ben demek ki 95 mi duruyorum? Yani şu an gayet 90 oldu, aldım kilo. Karan da biraz daraldı küçüldü daraldı. Gibi. Hepsi bir zayıfladı. Kızlar zaten yani. Ay canım ya bu Mustafa'yı seviyorum ama yazık neler yapıyor bak ya. Değil mi ya? Evet ya canım ya. Çok saf. Bizi nasıl ya. Onu rahatsız etmiyor ben ona tutamıştım. Şimdi yarışmacıların kilo alma dönemi geliyor ama. Ha sen bak bunu bir de döneme de vuruyorsun. Bunu anlatayım ben size. Neden? Şimdi abi ilk örnek veriyorum 100 kiloyla başlıyorlar şimdi. Tamam. Yani ben gitsem 100 kiloyla başlarım orada. Tamam. Ondan sonra hızlıca kilo veriyorsun. Çünkü ödüller çok düşük. Çok az ödül veriyorlar. Bir dilim pizza falan böyle hani ufak ufak ödüller. Ve devamlı oyun yapıyorsun ve devamlı açsın. Oradaki şartlara doğaya uyum sağlıyorsun. Yatma kalkma saatlerin vesaire. Hızlıca bir kilo veriyorsun. Yaklaşık 10 kilo erkekler için söylüyorum 10-15 kilo veriyorlar. Düşüyorlar 85'e. Vay, 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 vay. Şimdi 85 artık onların ideal kilosu orada yaşamak için. 2 ay sonunda bu kiloya ulaşıyorlar. Şu an bir anda duruyor mu? Şu an tabii artık veremiyor. Ya. Şimdi mesela şimdi Adem geldi kilosunu verdi artık kaldı. Tur abi geldi kilosunu verdi artık kaldı. Kaldı. Yani verecek kilo yok. Yağ kalmadı vücutlarında vesaire. Kas da gitti çünkü. Hani verdikleri 15 kilonun içerisinde atıyorum 7-8 kilo yağ gittiyse kalanı su ve kas. Tamam. Oldukça düştükten sonra artık verecek kilo da yok ama bu sefer ödüller büyümeye başlıyor. Gidiyorlar işte duble hamburger yiyorlar. Gidiyorlar işte sınırsız restoranda yemek yemeye başlıyorlar. Kaybeden? Bir yere gidiyorlar işte atıyorum kaybeden de olsa abi sırayla bir şekilde ödül geliyor sana. Ha eyvallah. Hani sen sonuçta 2-3 günde bir de böyle sağlam bir ödül yediğin zaman bir de ödüllerde şu var. Normal hayatlarında mesela tatlı yemeyen, bisküvi yemeyen insanlar orada bir anda açlıktan ne bulsa yiyecekleri için tatlıyı falan da yemeye başlıyorlar. Sana bir soru sorabilirim. Vücut çok hızlı bir şekilde yağlanmaya başlıyor. Şimdi Survivor'da sizin prodüksiyonunuz bayağı bir tecrübelendi. Bak sizin diyorsun ya ben Acun Medyalı değilim abi. Tamam. Onların, Acun Medya değil. Acun ama medya. Ben seni Acun Medya olarak da görüyorum. Tamam yani. Sonra bir olan hani arkadaşlığından dolayı evet. Şimdi bu prodüksiyon bunu artık hani insanların metabolizmasını da sürekli yarıştırarak tecrübe sahibi olduğu için ödülleri de kategorize ediyor mu bu onların anatomisine daha verim almak etmiyor. Ben bu sene şöyle bir teklif yaptım. Bunu Acun abiye söyledim. Dedim ki abi dedim Survivor'da belki kızılacak ama dedim şartlar dedim kadınlar ve erkekler için eşit değil bir kere dedim. Güzel. Şu var. Yani sen mesela kimle örnek verelim Ümit Karan'la Elif ödül kazanıyorlar. Ümit Karan'la Elif'e aynı yemeği veriyor. Doğru bak müthiş bir şey söylemişsin. Şimdi Elif değil 50 mi? Kilo Ümit Karan 100 kilo. Afaki söylüyor. Çok doğru biz konuşuyoruz. Yani şimdi ondan sonra diyorlar ki kadınlar şişiyor kadınlar kilo alıyor. Niye? Çünkü ödüller aynı. Benim yediğim ödülle Nur Tuba'nın yiyeceği ödül aynı mı olmalı? Yani kesinlikle ben 1,5 veya 2 yemeliyim. Benim ödülümün küfeyle gel mesela. Ya onun doğru, gibi, ben hani erkeklerin harcadığı metabolizmasının hızı, kilosu, boyu. Normal hayatta da zaten öyleler onlar. Onlar fazla yerken onlar daha az yiyen insanlar. Ne önerdin? Ben dedim ki abi bir yerden sonra sen dedim ödülleri bence birine 1,5 birine 1 yap.
Hiç kimse de buna karşı ama gelemez. Ama o zaman kavga çıkmaz mı? Hayır değil. Yani çünkü onun ihtiyacı olan atıyorum 1500 kalorisi öbürünün ihtiyacı olan 750. Onu nasıl belirleyeceğiz? Sonra kadınlar kilo alıyor. E işte dediğim gibi metabolizma artık dibe indikten sonra ikinci aydan sonra. Şimdi bak bu saatten sonra izle. Erkeklerde de oluyor ama özellikle kadınlarda şişecekler. Şişmeler başlıyor. Bir kere ödüller çok şekerli oluyor. Ha. İster istemez de adamlar bu kadar açlıktan sonra her bulduğunu yiyecekler. Normal hayatta yemediği pastayı bilmem neyi yemeye başlıyorlar. Yemediği kadar aşırı ödül yemeye başlıyorlar. Ve şu an bak, ağırlık çalışamadıkları için abi işte orak, bak nasıl kalın aslında. Bunda en az 10 kilo fark var şu an aralarında. 10-12 kilo ben garanti söylüyorum. Kollar sana çok gitmemiş bir ya. Bir kere trapez yani şuradan gitmiş değil mi İhsan? Nerede? Yani bak, zaten şurası bak, inmiş biraz. Orada yağlar var. Burada yağlar inmiş. İyice azalmış. Şuradan gitmiş ama mesela bisepsi falan adamın. Abi, öyle orada abi artık define. Yani define orada aynen. Kas sadece kas kaldığı için yağ gitmiş. Evet. Sadece kas kalıyor. Bak bu saatten sonra ne oluyor biliyor musun? Üçüncü resimde bu sefer tekrar buraya doğru dönüş oluyor. Kaslar iyice azalıyor. Şişkolaşma başlıyor. Peki bu yağlanma mesela başlıyor. Bir şey söyleyeceğim. Bu saatten sonra. Bu gitmez mi? Gider. Bu altyapısı mı sağlar? Az gider ama az gider. Evet kasların hafızası var ya. Onun daha çok aç kalması lazım. Mesela, anılın gitti. Mesela şey de olursa bu saatten sonra hiç ödül almasalar o da gider. He. Ama beslendiği için vücut onu tutacak o kası. Ve üstüne yağlanma gelecek. E kadınlara geçen sene yapılan eleştiriyi hatırlamıyor musunuz? Biz burada konuştuk. Kadınların apayrı bir mevzusu var. E kadınların bir de doğal bir şey var. Menstrual döneminde değişiyor, her şey değişiyor. Dolayısıyla vücutları şişiyor, ödem yapıyor. Elif'in ilk girdiğiyle son girdiği arasında kilo farkı vardı. Şişmişti kız. Elif Survivor'dan çıktıktan 2 ay sonra ödem. 20 kilo verdi. Aynen. Ödem tutuyor. Hindistan cevizi aşırı yağlı bir şey. Aşırı yağlı. Hindistan cevizi yedikçe tabii aç kalmamak için yiyorlar da o çok yağlı olduğu için vücudu yağlandırıyor. Zaten orada bir spor yapma şansları da olmadığı için hiçbir şekilde sağlıklı beslenemiyorlar. Buradan sonra artık bunların vücutları bozulmaya başlıyor. Avatar Atakan'ı hatırlıyorum. Evet, evet. Erkeklerde yani taş gibi çocuk evet gitti falan. Bir yerden sonra göbeklenmeye başladı mesela. Evet. Allah Allah. Çünkü abi artık ona dönüyor. Survivor uzadığı için 3. 4. 5. aydan sonra vücut yapıları iyice bozuluyor insanlar. Çok enteresan ya. Hani öncesi ve sonrası yapardık artık yapamaz duruma geldik. Geçen evet sene falan. Ya, en fit dönemleri şu an. Aynen. Şu andaki. Buradan sonra kötüleşmeye başlıyor vücutlar. Aynen. Çökecekler. Enteresan. İnşallah olmaz öyle bir şey ama. Madem bu kadar erkek ve kadınların ayrı ayrı performanslarından bahsettik, sıralamaya da göz atalım mı? İster olur misiniz? Olur. Bir kadınlarla mı başlayalım, erkeklerle mi? Kadınların performansıyla bir başlayalım. Kim birinci, kim sonuncu? Bir izleyelim sonra devam edelim. Survivor'da geride bıraktığımız hafta kadınlar arasında kıran kırana mücadeleler yaşandı. Birden fazla yarışmacının parkura çıktığı oyunlarda asıl yarışmacıya destek olan yarışmacının oyun içerisindeki performansı istatistiklere yarım değer olarak yansıdı ve başarı yüzdesini yarı puan olarak etkiledi. İşte bu hafta en iyi performansları sergileyen kadın yarışmacılar. Yedi numara. Bu hafta 18 oyuna çıkan Elif, bu oyunların 5'ini kazanıp 13'ünü kaybederek %28'lik bir başarı yüzdesi elde etti ve 7. sırada yer aldı. Altı numara. Yirmi oyunda 8 galibiyet, 12 mağlubiyet alan Sema, %40'lık başarı yüzdesiyle 6. sırada. Demirel kazandı, Sema kazandı. 5 numara. Bu hafta 23 oyunda oynayan Merve 10 galibiyet 13 mağlubiyet alarak %43'lük bir başarı yüzdesi elde etti ve adını 5. sıraya yazdırdı. Kırdı sayı Merve'nin sayı ünlülerin. 4 numara. 4. sırada 12,5 oyunun 7'sini kazanıp 5,5'unu kaybeden Nagihan bulunuyor. Nagihan'ın başarı yüzdesi ise %56. Nagihan kazandı. 3 numara.
Oynadığı 18 oyunun 10'unu kazanıp 8'ini kaybeden Yağmur %56'lık başarı yüzdesiyle 3. sırada. Yağmur! Yağmur kazandı! 2-0! 2 numara. Damla oynadığı 14 oyunda 9 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak %64'lük bir başarı yüzdesi yakaladı ve adını 2. sıraya yazdırdı. İkili iki yapması lazım. Damla! Damla tek vuruşta iki taneyi devirdi. Bir numara. İşte bu haftanın en iyi kadın yarışmacısı. 16,5 oyunda oynayan Birsen bu oyunların 12'sini kazanıp 4,5'unu kaybederek %73'lük bir başarı yüzdesi elde etti ve bu hafta zirvenin sahibi oldu. Birsen kazandı. Eski Survivor'lardan diyeceğim. Ramazan bizi izliyormuş. Mustafa ile ilgili bir bilgi paylaştı. Sevgiler, selamlar olsun. Mustafa'nın tiki varmış. Omzunu geri atarken boynunu ve yanağını da sıkıştırıyormuş. Aynen. Doğru. Ramazan'a da selam söyleyelim ya. Sevgiler olsun. En kısa zamanda görüşürüz inşallah. Deyip şimdi kızların performansını önce İhsan senin değerlendirmeni isteyeyim. Yaşar, İhsan o sıralamayı istiyordu. Evet. Geldi. Şimdi burada birkaç tane çarpıcı nokta var. Tamam. Onunla İstersen başlayalım. Ayakta anla. Olur. Değişiklik olsun. Şu iki tane belge bana lazım. Bu bir tamam. Tanesi eski. Olayım mı yani? Geçen haftaki. Şimdi sıralamada ilk dörde bakıyorsunuz. İlk dört hepsi gönüllüler. Evet. Evet. Yani buradan zaten neden bir başarı olduğunu aslında biraz da kadınların parmağının olduğunu anlıyoruz. Yüzdesi olarak hepsi %50'nin üstünde. Diğerleri de hepsi %50'nin altında. Doğru. Dolayısıyla İlk 4 gönüllü kadının sonraki 3 ünlü kadını olan başarısından dolayı zaten takım farkı oluşmuş gibi düşünüyorum. Çok önemli 2 tane ayrıntı var. Biri geçen haftayla bu haftanın birincisinin tekrardan aynı kişi olması, Birsen'in olması. Geçen hafta birinci olduğu zaman Birsen oynadığı oyun sayısı çok azdı. O yüzden başarısı biraz gölgeliydi. Yani tabii ki çok başarılıydı. Yüzdesi yine aşağı yukarı aynıydı ama diğerlerine göre diğerleri 20-25 oyuna çıkmışken Birsen 13 oyuna çıkmıştı. O yüzden başarı yüzdesi biraz yüksek. Takımına getirdiği sayı azdı. Bu hafta tam tersi. Hani yine sayı olarak diğerleriyle eş değer şu ortalamada. Çünkü bundan daha fazla olması nedeni eksik kalmaları. Birsen'in oyun sayısı da bu hafta iyi. Yüzdesi de çok yüksek. Ve bir ayrıntı daha söyleyeceğim. Geçen haftanın 7.'siyle bu haftanın 7.'si de aynı. Elif. Sonucu aynı. Birinci ve sonuncu değişmiyor. Yani bunlar en çarpıcı noktalar bence bu haftaki kadınlarla ilgili şeyde. Merve'nin en çok oyuna çıkması 23 oyun mesela. Sema'nın sakatlığı Sema nedeniyle. Sema sakatlığından dolayı evet Merve'ye yük bindi biraz. Zaten hani bahsediyoruz ya eğer Elif de gidecek olursa Merve ile Sema devamlı oyuna çıkacaklar evet. Bu sefer. Onlara fayda sağlamaz diyorsun bu değil mi? Sağlar ben sağlar mı? Diyorum. Ben sağlar diyorum. Diyorsun doğru. Elif mesela şu tabloda eğer benim iddiam Elif'in Yağmur veya Birsen'den önce gitmeyeceği tahminimde ama gidebilir. Giderse o zaman Merve ile Sema çok fazla oyuna çıkacaklar. Ben çok oyuna çıkanın daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Peki. Parkuru daha iyi tanıyacak, atışı daha iyi belirleyecek. Öbürleri bir kere oynayabilirken öbürleri belki de 3 kere oynayacak rakibi. Dolayısıyla bu Sema ile Merve'ye avantaj sağlar. Şimdi kategorize etmek istemiyorum çok fazla ama baktığımız zaman gönüllerdeki en son isim Nagihan. Ki Nagihan her zaman ilk sıralarda olmayı isteyen ve belki de hak eden isimlerden bir tanesi. Niye mesela 4. sırada İhsan sence bu sefer? Kötü değil ya. Geçen hafta da baktığın zaman hani %64'le. Üst sıralarda görmeye alıştık ya belki o yüzden dikkatimi çekti. Aslında yine üst sıralarda. Sadece kıl payı Yağmur'un altında çok belki bir mağlubiyet, iki mağlubiyet almasa Damla'nın da üstüne çıkabilecek potansiyelde. Çünkü mesela geçen hafta aldığı oran %64, bu hafta aldığı oran %56. Ben %50'nin üstündeki her yarışmacıyı başarılı olarak düşünüyorum. Bir düşüş demiyorsun yani. Yok düşüş yok. Nagihan'da ama yükseliş diye sorarsan Yağmur'la Birsen'de yükseliş var. Damla ile Nagihan'ın bulunduğu yer okey. Ama Yağmur'la Birsen'in bulunduğu yerlere çok alışmadık biz burada. İkisinin yükselişi var. İşte böyle olunca da önceki oylamaya bazen üzülüyorum. Şimdi mesela bunu gören izleyici
belki de Birsen veya Yağmur tekrar aday olduğunu hakkını vermek için oy kullanmak isteyecek. Ama o şansı kalmadı. Ama o şansı kalmadı. Ya keşke bu kızlar biraz daha erken bu performansları gösterebilseydi. Ama yine de bunu gösteriyorlar ki böyle devam ederlerse, özellikle dokunulmazlık oyunda devam ederlerse aday olmazlar. Yaşamlarını sorun uzatırlar. Ortadan kalkar. Doğru. Senin yorumun ne bu haftaki sıralamayla ilgili Hakan? Ya ben şeyi soracağım İhsan'a. Şimdi Sema'nın kendi kendini sakatlamasından kaynaklı elinde ciddi bir problem var. Evet. Bu atışa yansır. Yani fiziksel performansının hızına, süretine yansımıyor ama parkur yetişine. Ama eline yansıyor. Yani illa onu kullanamıyor, görüyoruz. Merve de hiçbir zaman tam iyileşemedi gibi, değil mi? İki tane ciddi sakatlık atlattı o şeyde. Yani iyileşti gibi Survivor'da. Aslında. Ama şimdi sakatlık biliyorsun o hafıza belli bir süre. Ben şey için bile aynı şeyi söylüyorum. Murat Ceylan için bile 6 ay önce yaşadı. Şimdi o sakatlıkları bu kadar oyun yıpratır mı? Yani tekrar ederse şöyle sorayım. Merve veya Sema'dan bir tanesi tekrar bir 5-6 günlük oldu da bir sakatlık yaşarsa. Elif veya Sema, Elif veya Merve ye bu yük binerse bu standartta bu ne olur? Ya orada şöyle oluyor biraz da Survivor. Yıpranma açısından. Yıpranma açısından yıpranırlar ama bir tarafta diyelim 3 kadın kalmışken veya 2 kadın kalmışken ve birinden biri de sakatsa o zaman zaten oyuna çıkma sayılarında bir eşitlik yaratılıyor yine. Yani diyorlar ki mesela denge tersten mi yapılıyor? Bir kadın 3 erkek oynuyor diyorlar. Evet. Mesela 3 erkeği bir kadını oynarken izliyoruz. Dengeleniyor. Dolayısıyla biraz da erkeklerin o onluk oyunda biraz da erkeklerin baskın olduğunu görüyoruz. Tamam. Daha önceki senelerde öyle oldu. Yani bir erkek bir kadına dönerse o zaman mesela tek kadın kaldı burada, tek Sema kaldı. Ne olacak yani? Devamlı kişi de mi diyorsun? Yani. Devamlı mı oynayacak yani? Tamam. Hayır. O zaman diyecekler ki bir kadın oynuyor, 4 erkek oynuyor. Tamam mesela. Şimdi oldu. Zaten birleşmeye de az kalmadı mı? Birleşmeye de az kaldı herhalde. Çünkü Furkan'ın orada olduğunu biliyorum. Furkan çünkü geçen sene şeyi kazanmıştı. Şarkı yarışmasında. Tamam bak iyi yakalamışsın. Gördüm ben de bak, doğru. Evet, şarkı yarışmasından kazandığı için Furkan oradaysa. Hatta geçen sene Yunan kazananıyla beraber fotoğraflar falan koyuyor. Demek ki yani birleşme yakın yani. Bu bir haftada. Belki bir hafta, belki bir iki hafta. Eyvallah. Bir şey söyleyecektim ama unuttum ya. Tam böyle bende de oluyor. Ben senin kafana sen hayır, bir şey sordun abi. Tam böyle çok güzel bir soru. Performanslarla sakatlıklarla alakalı sana sormuştum. Ha. Ya ikisinin de sakatlığı bence performansını etkiliyor. Evet onu diyecektim. Yani. Hem Merve'nin hem Sema'nın. Çünkü abi ikisi de parkur yani sakatlanınca parkurda biraz korkmaya başlıyorsun yarışırken. Eyvallah. İkisi de sakınıyor biraz. Birinin elinde bir çatlaklık var. Birinin dizi iki kere aynı yerinden sakatlanmış. Bir de biri kesici, biri başka tür bir sakatlık. Korkuyorlar ister istemez. Değil mi? Parkurda. O da performanslara yansıyor. Eyvallah. Peki erkeklere de bakalım. Erkeklerin performans sıralaması da ekrana gelsin. Öyle devam edelim sohbetimize. Survivor'da geride bıraktığımız haftada erkekler arasında nefes kesen mücadeleler yaşandı. Birden fazla yarışmacının parkura çıktığı oyunlarda asıl yarışmacıya destek olan yarışmacının o oyun içerisindeki performansı istatistiklere yarım değer olarak yansıdı ve başarı yüzdesini yarı puan olarak etkiledi. İşte bu hafta en iyi performansları sergileyen erkek yarışmacılar. Sekiz numara. 16 oyunda 6 galibiyet, 10 mağlubiyet alan Adem, %38'lik başarı yüzdesiyle 8. sırada. Adem, gelirse kazanacak. Adem kazandı. 7 numara. 7. sırada oynadığı 20 oyunun 8'ini kazanıp 12'sini ise kaybeden ve %40'lık bir başarı yüzdesi elde eden Murat Ceylan bulunuyor. Murat kazandı! Murat kazandı! 6 numara. 21 oyunun 9'unu kazanıp 12'sini kaybeden Anıl %43'lük başarı yüzdesiyle 6. sırada. İki kaldı. Anıl kazandı. 5 numara.
Survivor'daki son haftasında çıktığı 17 oyunun 8'ini kazanıp 9'unu kaybederek %47'lik bir başarı yüzdesi yakaladı ve adını 5. sıraya yazdırdı. Yiğit, Nevriz'e kazanacak. Yiğit kazandı. 4 numara. Ümit Karan 25 oyundan 13 galibiyet, 12 mağlubiyet alarak %52'lik bir başarı yüzdesi elde etti ve 4. sırada yer aldı. Ümit Karan 3 numara. Bu hafta 19 kez parkura çıkıp 10'unu kazanan ve 9'unu kaybeden Hilmi Cem %53'lük başarı yüzdesiyle 3. sırada. Hilmi Cem! Hilmi Cem kazandı! 2 numara. Ünlüler takımından Mustafa Kemal oynadığı 22 oyundan 13 galibiyet, 9 mağlubiyet alarak %59'luk bir başarı yüzdesi elde etti ve adını 2. sıraya yazdırdı. Mustafa! Mustafa kazandı 6-2! 1 numara. İşte bu haftanın en başarılı erkek yarışmacısı. Oynadığı 23 oyunun 14'ünü kazanıp 9'unu kaybeden Hakan %61'lik başarı yüzdesiyle 1. sırada yer aldı. Hakan attı. 8 oldu gönüllüler. Durum 8-3. Turabi listede yok. Yani herhalde ortalama oyun sayısının altında kaldığı için. Hiç oynamadı. Turabi görmedik. Hiç oynamadı değil mi bu hafta? Hiç oynamadı. Çünkü eli sakat. Bir tane oynamadı mı? Eli sakat. Hiç mi oynamadı ya? Eli bu sakat. Haftaya dahil olmadı mı hiç oyunu? Hiç olmadı. Ben de hatırlamıyorum yani. 5 zaten cezası vardı. Yani cezayı alana kadar zaten eli sakattı oynamadı. Eli sakattı doğru. Doğru. Sembol zaten sayılmıyor herhalde. Bilmiyorum. Sembol de oynamadı. Sembol de oynadı. Dün oynadı. Üst tura çıktı. Ama kurayla çıktığı için oynamadı. Doğru. Evet. Tur abinin böyle bir şeyi vardı. Neyse geçiyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. İnşallah en kısa zamanda parkurlara döner. Tersten başlayalım. Adem niye 8. Biri bana bunu açıklasın. Ya bu konularda uzman İhsan bize. Valla şimdi Adem geçen hafta. Şimdi Adem yaklaşık 60 gündür yarışmayı 1. sırada götürüyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde en üstte. Ne oldu? Hemen hemen yani ya 1 ya 2 yani öyle söyleyeyim ben. Uzun zamandır da 1. Genelde Damla ile çekişiyorlardı hani erkek yanına yaklaşan yoktu. Sonradan Tur abinin performansı yükseldi yanına yaklaştı falan filan. Şimdi geçen hafta 5. bu hafta sonuncu. Bazen bazı oyuncuların böyle şeyi olabiliyor ya performans düşmesi olabiliyor dalgalanma olabiliyor. Şimdi hep zirvede olmak çok zordur yani hep birinci çok zordur gitmek. Arada böyle olacak hani arada düşüş olacak ki tekrardan sıçrayabilesin. Spesifik bir şey yok diyorsun yok yani. Mesela şimdi şuna yoranlar oluyor. Ben ona çok karşıyım. Ve yani bu Adem'in de hakkına giriyorlar. Su oyunu var diye Adem'i düşürdünüz falan yazanlar. Ve bunu tutan Ademciler var. Ben kesinlikle karşıyım. Dünkü oyunda ispatladım bunu. Adem su oyunlarında kötü değil. Hatta en iyisi bence su oyunlarında kimdir? Örnek veriyorum su topçu olduğu için Hakan'dır. Hakan'dan bile önce çıkabiliyor havuzdan. Yani havuz faktörünü koyduğunuz zaman Adem kötü diye bir şey yok. Biraz şanssızlık. Biraz özgüven yitirilmesi bu dönemde. Ondan kaynaklandığını düşünüyorum Adem'in düşüşünün. Ama Adem'in toparlanacağına %100 eminim. Oyunlar biraz Adem'e bakmadı. Mesela işte kumaş çekme oyunu vardı bu haftayı düşündüğümüz zaman. Atışlar falan olmuyor bazen. Adem bazı kendi yarışmacı öz eleştirisini de yapan bir yapabiliyor. Yarışmacı zaten. Evet. Ama beklentiniz yüksek diye bu soruyu özellikle. Evet yani şurada olmaması lazım Adem'in doğru. Çünkü yani %38 Adem'in başarısı hep %65'lerdeydi yani bütün sezon boyunca. Şu an yarı yarıya düşürmüş durumunu. Murat'a geleceğim. Adım adım gidelim mi istersen? Bir de tamam. Hakan'dan Adem'i yorumlanıp öyle adım adım. Aynı fikirdeyim. Ekleyecek bir şey yok. Yok hani olursa söyle yani aynı fikirdeyim. Tamam peki İhsan'cığım. Ben mesela haftaya Adem 8. göreceğimi düşünmüyorum. Örnek veriyorum. Yani mutlaka bir toparlanacaktır.
Murat, yükselen değer performans yükselen, çok yükseldi dedik. Dedik. 7'de gördük. Ya şöyle bir şey. Mesela basketbolda garbage time diye bir tabir vardır. Ne demek? Abi mesela bir oyun LeBron James mesela oynar çok önemli dakikalarda çok önemli kritik sayıları alır. Ama oyun artık koptuktan sonra mesela bir takım 120 sayı atmış öbür takım 80 LeBron'u dinlendirir hocası. Tamam kenara da başkası girer başka bir oyuncu girer. O başka oyuncu artık böyle bitmiş maçta atar sayıları bir bakarsın maçta 15 sayı atmış dersin tamam mı? Aa dersin işte. Ama adam, kriter etti. Ama kriter değil garbage time'da atmıştır. Şimdi Murat'ın sayıları... Aldığı bu haftaki sayıları o garbage time'da değil işte. Çok önemli, çok değerli bir oyunda çok ciddi sayılar aldı. Yani 18 galibiyetin 4'ünü dokunulmazlık oyunun ikinci gününde olan en kritik pazar oyununda aldı. Evet. Dolayısıyla hani diğerlerinin sayıları genelde garbage time'deyken Murat'ın sayıları önemli yerde geldi. Burada ben Murat'ın hakkını vermek istiyorum öncelikle. Dolayısıyla oradaki becerisi belki de Murat'ın Yiğit'in gitmesine neden oldu. Çünkü 9-6'dan oyun çeviren tek başına Murat'tı. Evet. Doğru. Bu bir gerçek. Ama onun dışında diğer oyunlarda hala o beceriksizlik, belki o şanssızlık, belki o ne diyeceğimizi bilemiyorum ama o şey devam ediyor. Burada da zaten yansıyor. Konseyde de çok özür dilerim Acun Bey dahi demedi mi? Yani Murat motivasyonla çalışan bir isim diye. Yani hani onu biraz daha destekleseler belki burada 7'de değil daha üst sıralarda göreceğiz. Hani arkadaşların çok iyisin demesiyle Murat daha da iyi olabilecek bir karakter gibi. Bazılarını etkilemez aynen. Geçen haftaki yüzdesine baktığımız zaman geçen hafta %26 ile sonuncuymuş. Bu hafta %40'a yükseltmiş performansını. Ama yeterli değil. Ben onu o gün öveceğim gün yani pazar günü ertesi günü programa çıktığında dedim ki Murat'ın bu performansı bir günlük iki günlük olmaması lazım. Tabii. Bunu böyle haftaya aylara yayarsa aynen, bir şey olacak. Yani o yüzden de Murat'ın bir an önce kendini ilk dörtlere atacak performansa ulaşması lazım ki biz de onu eleştiremeyelim. Yani eleştiriyoruz çünkü. Biz şimdi Adem'i de eleştiriyoruz. Sonuncu da Murat'ı da eleştiriyoruz. Şimdi Anıl'ı da eleştireceğiz. Mesela %43 yetmiyor. %50'nin altındaki olmaması lazım. Tabii ki birileri olacak ama... Yenilerin hiç olmaması lazım. Bu üçü de mesela Anıl'da, Murat'ta, Adem'de bahsederken, konuşurken Kıbrıs'tan bahsedip şampiyonluktan bahsedebilen insanlar. Doğru. Onlardan bahsedebiliyorsanız buralarda olmamız gerekir diye düşünüyorum. Anıl geçen hafta ikinciydi. Evet geçen hafta ikinciydi. İkincilikten altıncılığa düşmüş. Ya tabii ki haftalık senin de söylediğin gibi performanslar değişiyor ama hani... Bu söylediğimiz isimler şimdi gerçi geriye kalan bütün isimler performansı yüksek isimler ve hani favori isimlerden ki bu kadar insan elendi geriye bu isimler kaldı. Dolayısıyla hani böyle bazen ince çekirdeğini doldurmayacak şeylerden bahsediyormuşuz gibi görünse de Anıl geçen hafta ikinciyken altıncı olması bizi şaşırtıyor. O yüzden ben bunun ısrarla altını çiziyorum. Evet. Var mı söylemek istediğin yok, şey? Yok ben hani eklemek ister. İhsan o kadar güzel burç şeyleri gibi o kadar güzel söylüyor ki. Koçla başladık. Aynen yani o yüzden hoşuma gidiyor yani. Ben bilgileniyorum. Yani bir ekstra bir şey ilave etmem birisi söyler mi? İhsan konuşsun. Peki. Gerçekten yani. Peki Yiğit o zaman İhsan'cığım. Elenen isim 5. sırada veda etti. Evet belki de en iyi performansıyla veda etti Yiğit. Çünkü Yiğit dedim %20'lerle başlamıştı yarışma. Doğru. Ortalamasını %30'lara çıkardı. %40'ları buldu. Son haftada %47 yaptı. Artık alıştı. Ama kendi yok. Gitti. Evet, veda artık etti. Veda etti. Yiğit bu performansının hatta biraz daha üstünü gösterseydi belki daha ileride veda ederdi. Ama hiçbir zaman Kıbrıs yok. Dörtlüsüne beşlüsüne kalacak gibi değildi Yiğit. Aynı fikir. Kaptan en çok oyun oynayan isim 25. Evet. Ön plana çıkmasından kaynaklı mı yoksa hani ben oynarımı ısrarla arkadaşlarına göstermesinden mi sence? Bence iki nedenden de. Yani ikisi de doğru tespit. Hem zaten kendisinin çok oynama isteği var. Hem orada Turabi'nin eksikliği var. Onun açığını kapama, daha fazla oynama durumu var. En çok oynayan ama yüzde olarak da %50'yi geçmiş. Başarılı. Geçen hafta biraz ümit kötüydü çünkü. Sondan bir önceydi. 34'tü. Evet, şu an %52'lerde. Genel performanslı Ümit'in Adem ve Turabi'nin hemen arkasında. Doğru. Yani erkeklerde Ümit iyi yerde. İyi, yani evet. Şimdi Adem ve Turabi yüzdesi olarak erkeklerin en yukarısındaki yarışmacılar. Ümit Karan arkalarından geliyor. Evet. Hilmicam yerini korumuş. Üçüncüydü geçen haftada. Şimdi kontrol ettim. %54 ile üçüncüymüş. Bu haftada %53 ile. Stabil durumda. Evet Hilmicam ama şöyle bir şey var. Hilmicam artık yavaş yavaş kendini buluyor. İlk adalar değiştikten sonra Hilmicam da %60'lık performansı olan biriydi. Adalar değiştikten sonra %40'lara düşürdü haftalık performanslarını. Çıktığı yarışların 10'da 4'ünü kaybetmeye başlamıştı. Daha doğrusu 10'da 6'sını kaybetmeye başlamıştı. Şimdi yavaş yavaş ritmini buldu ve %50'leri geçmeye başladı. Geçen hafta da geçmişti, bu hafta da geçiyor. Eğer böyle devam ederse Hilmicam
birinci, ikinci zaten Hilmi Cem Kıbrıs'a doğru açılanlardan. Hani hı hı. daha sona doğru açılan yarışmacılardan. Ben Hilmi Cem'in performansı düşük de olsa bir şekilde kendini zaten bir sonraki oylamaya atacağını düşünüyorum. Hatta Kıbrıs yolcusu olduğunu düşünüyorum. Ama buralarda gezmesi, hatta biraz daha üste gezmesi onun için avantaj olacaktır. Peki iki haftadır Hakan birinci. Bu da takdir edilmesi gereken bir konu. En azından evet. bir senden bahsetmişken Hakan'ın da bu performansını tebrik etmemiz lazım. Mustafa sana. Kemal var bu arada. Söyleyeceğim. Önce ben Mustafa Kemal'i tamam, konuşayım. Hakan'ı en sona bırakıyorum. Tamam. Mustafa Kemal iki haftadır bir kere ünlü takımın en yüksek performansını gösteren kişisi. Evet. Hani iki haftadır en zirvede. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Doğru ünlülerin değil mi? Ünlülerin en zirvesi. Ve Mustafa Kemal bugün oylama olsa ünlülerin ilk yazacağı adam. Evet ya. Hani Elif'le beraber. Ve yazdılar da. Yazıyorlar da. Yani dokunmazlığı almadığı anda yazacaklar. Ve yazacaklar adam devamlı burada. Ve ben o ortalamaya baktım. Geçen gün sağ olsun bizim editör arkadaşlardan biri var. Çocuk abi şeymiş galiba. Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler okumuş. Şimdi arkadaş burada bir yerde. Kim? Tam ismini biliyorum ya. Bizim çocuklardan biri. Ondan sonra yani çocuk bu istatistiklerle kendisini bayağı bir şey yapmış. Kendini buna vermiş. Şey hesaplıyor abi. Mesela geçtikten sonra Mustafa Kemal birinci gibi bir şey. Bu takım değişiklikleri olduktan Allah sonra Allah. Mustafa Kemal'in de ortalaması çok yüksek. Ve ben yani gerçekten Mustafa Kemal'in hak yeniyor gibi geliyor bana. Yani eğer değil yazılırsa mi? Falan ve elenirse çok üzüleceğim. Sana bir soru. Mesela bir daha bir All-Star olsa Mustafa Kemal hak ediyor değil mi? Banko değil mi? Tabii. Eyvallah. Bak bir daha bir All-Star olsa bu kadrodan yani gönüllü şu arkadaki gönüllü kadrosundan kesin gidecekleri sana söyleyebilirim abi. Yani mutlaka çağrılır, mutlaka eyvallah. Davetiye gider. Mustafa Kemal, Anıl, Yağmur, Birsen bu kalanlar zaten. Bu dördü de ileriki bir All-Star'larda mutlaka bir davetiye, bir ismi geçecek, götürsek mi diye düşünürüz. O listede hep olacak. Olacak insanlar. Eyvallah. Ben onlara Funda'yı da eklerim. Zaten bu kadar All-Star'ın arasında bu seviyede kalmaları da onların başarısını kanıtlamıyor mu baktığımızda? Aynen kanıtlıyor. Bu arada Acun.com'da bir sistem var. Girdiniz mi hiç bilmiyorum. Mesela iki yarışmacıyı karşılaştırabiliyorsunuz. Mustafa Kemal'i işaretliyorsun. Adem'i işaretliyorsun. Şey performans sıralamasında hangisi? Karşılaştırıyorsun. Böyle istatistik pıt 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 dökülüyor. Ne güzelmiş. Çok iyiymiş. Efsane bir şey. Hakan hakkında yorum yapmak ister misin? Tabii ki Hakan hakkında yorum yapmasak zaten ayıp olur. Çünkü iki haftadır hafta birincisi. Ben mesela Hakan'ın bu performansının yükselmesinden dolayı son derece mutluyum. Yani sadece arkadaşım olduğu için değil. Aynı zamanda Hakan'ı biz çok eleştirdik. Ben eleştirdiğimiz konusunda hani Hakan abi de eleştirdi. Bizden sonra Semih de eleştirdi. Hı hı. Kemal abi de eleştirdi. Yunus Günce de eleştirdi. Herkes eleştirdi Hakan'ı. Çünkü eleştirilecek şeyler yapmıştı. Aynen. Biz o gün nasıl eleştirdiysek bugün de iltifat etmek gerekiyor. Aynen öyle i̇ltifat ödememiz evet. gerekiyor. Tabii ki canım. Bıraktı işini gücünü ve her hafta bunu utanmadan, sıkılmadan, usanmadan söyleyeceğim. Bıraktı işi gücü, bıraktı böyle başka şeyleri. Geldi performansına, takımına adadı kendisini. Ortada durum. İki haftadır haftanın birincisi. Evet. Böyle bir kadro içerisinde birinci olmak gerçekten büyük bir başarı. Tabii. Yarıştığı isimler Hilmi Cem. Daha 30 yaşına gelmemiş Hilmi Cem var. Murat Ceylan var. Anıl var. 30'lu yaşlarında çok başarılı Adem var. Tur abi var. Onlara rağmen neredeyse 40'ına merdiven dayamış. Hakan Etipoğlu'nun iki haftadır birinci olması ve performansını yükseltmesi. Ortalamalarda da şu an %55'lere geliyor. Çok önemli bir başarı. Böyle devam etmesi lazım. Arada yapıyor yine. Hala işte sen yakalıyorsun onları. İşte Murat Ceylan'a falan bir şeyler söyle falan. Malum, yapmasa, Cumali karıştırmasa o işleri. Müthiş gidiyor. Şöyle baksa, şu an Hakan adadan birini yazarken kimi yazarsa yazın göndermekler. Çünkü performans zaten çok iyi. Tabii. Der ki performansın kötü. Başka bir şey der. Çünkü performans iyi olan biri artık. Söz sahibi kesinlikle. Olabilecek. Tabii. İkili ilişkileri geri plana atmasıyla birlikte yükselişe geçti diyorsun aynen sen. Aynen öyle. Dediği gibi kendine motive olunca kafa da rahatladı. Yük gidince hem performansına yansıdı hem aday hayatına da yansıdı. O ruh halin, psikolojin yani devamlı gergin bir şeyi taşımak durumunda kalıp bir şeyi savunmak zorunda kalmak da adamı yıpratır kardeşim yani. Koşulsuz ve şartsız tamam Cumali'yi seviyorsun ediyorsun ama yani hata yaptığında hata yapıyor diyebilemezsen bu sefer kendini yıpratırsın. Hakan Cumali gittikten sonra yeniden doğdu. Sıfırdan değil mi bir kronometreye basıp yeniden var olmuş gibi oldu. Onu zaten bilemedi. Bu arada da konuşacağız ileride. Şu an onun tekrar tartışma yaratma ihtimali olan o kırıntıları geçmişten kalan Cumali takıntısını dile getirdikçe yine problem yaşayacak. Ama yoksa her şey şu an Hakan için güllük gülistanlık yani. Peki kendisi fark etmiş midir sence Hakan? Etmiştir Arkan? Ya değil mi? Belki kabullenemiyordur yani, ama. Ha o başka. Hani çünkü bir dedin ya sen bir şeye bulaştı. Bir aynen. olaya girişti. Hani Cumali kardeşimdir, kırmızı çizgimdir vesaire. Bir daha böyle onu gündeme getirmesi falan dediğin gibi ona zarar ama onu bilmiyor.
mudur sence? Bence bilmiyor. Ama gitmesiyle birlikte performansının yükseldiğini de fark et diyordur yani, fark etmemesi orada gibi bir şey söz konusu. Tur abi bir iki konuşmada onun İhsan'ın dediği gibi o yönünü provoke edecek söylemlerde bulundu. Hı hı. Dedi ki sen böyle böyle yapacağına dedi Cumali'yi yazarken arkadaşların düşünseydin falan filandı gibi. Hakan bunları hafızasında tutup acaba ben bundan dolayı puan kaybeder miyim endişesiyle belki Cumali'yi zaman zaman dile getirme ihtiyacı hissediyor olabilir ama ona zarar. Cumali'den tamamıyla zihninin sıyrılması lazım. Soğukkanlı davranıyor birçok. Çünkü işte bu çıkıyor. Evet. İşte sıyrıldığı an bir kere Survivor'a yakışan bir adam. Performansıyla fark yaratan bir adam. İhsan'ın dediği gibi oradaki en favori 30 yaşındaki insanların üstünde performans veren bir adam. Ada yaşantısında tecrübeleri var. Onun herkes yıllarca burada yorumlarını izlediği için görüşlerine saygı duyuyor. Yani birçok avantajı var. Kıbrıs'ı rahatlıkla zorlayacak falan bir adam. Ama şimdi sen en büyük sana zarar vermiş bir unsuru sırf egondan vazgeçmemem lazım. Bak bu demek ki dışarıdan şey de böyle diyor. Tur abi de bu da böyle diyor. Aralarda ben bir Cumali'yi sıkıştırayım dedikçe o hata oluyor. Zarar veriyor. Tabii. Geçti bitti demesi lazım, evet. Aynen. Hayat der mi? Şey. O da bir demezse soru işareti. Kendini zarar görür. O da yani bir soru işareti. Artık finale doğru yaklaşıyoruz, farkında mısınız? Zaman çok hızlı geçti. Birleşmenin şu ana kadar eski sezonlara baktığımızda çoktan olmuş olması gerekiyor. Geç başladı ve geç bitecek ya Survivor bu sene. Az çok tarihimizi biliyor muyuz? Söyleyelim mi izleyicilerimize? Bence bilmiyorum. Temmuz'da. Temmuz. Bence Temmuz'da değişmediyse Temmuz başında final olacak. Yok birleşme. Ha yok canım birleşme. Birleşecekler Kıbrıs'a geçecek. Ben dedim ne Ocak'ta mı olacak? Ekim'de final. Değil. Ümit yaşlanmış bastonla. Sakallar böyle bembeyaz olmuş, göbeğe kadar gelmiş. Düşünemiyorum çok yani. Çok şirin bir şey. Asterix Soplex'te bir tane bilmem ne fix vardı orada. Kazanı çeviren. Turuncu saçlı. Turuncu saçlı. Onun gibi olur. Adı neydi onun? Fakat Ümit size sempatik gelmiyor mu böyle? Orada böyle köyü benimsemiş bir abi gibi, değil mi? Zaten hepsi yerleşik. Değmedi be. Bence. O aklıma geliyor. Değmedi. Öyle zamanlar geliyor ki kim kaybederse böyle aileden biri gitmiş gibi olacak. Yani tabii tabii. Yani alışıyor. Alışıyorsun şimdi. Tabii, her gün izliyor haftanın 6 günü falan. Tabii. Bir anda izleyemeyeceğiz mesela. Aynen. Doğru. 2-3 hafta sonra kim gideri burada saatlerce tartışırız, ben size söyleyeyim. 3 hafta doğru. 3 hafta. 2-3 hafta doğru. Tahmin ettiğiniz isimler var mı? İlişkilerde ne gibi deformasyonlar olur? Kimler arar? Mesela atıyorum kim diyelim iyi anlaşanlar. Şimdi Adem çok yalnız gibi duruyor. Hani çok iyi anlaştığını iddia ettiğim birisi yok Adem'in. Kendi içinde baktığımda. Ama mesela atıyorum ünlülerde olmaz. Onlar çok naif. Nagihan klasik yani. Nagihan'ın patlamalarını görürüz de. Mesela sana soruyla geleyim. Ünlülerde ilişkisel anlamda deformasyona uğrama ihtimali olan en yakın iki kişi kim olur? Sema Merve mi olur? İşte Ümit Adem mi olur? Ümit Tur abi mi olur? Tur abi Adem mi olur? Mustafa Kemal'e herkesin gücü yettiği için ona bir saldırırlar yalandan. Hani onun üzerinden kızım sana söylüyorum. Gelinim sen anlamı der. Çünkü o saf bir çocuk ya yani. Hızlıca yanıt verirsen reklama gideceğiz. Hiç kimse abi. Eyvallah. Hepsi çok artık hepsi bireysel kalmış gibi. Öyle yani mi? En büyük deformasyonu Sema yaşadı Damla gidince. Yiğit gidince Ümit üzüldü. Şu saatten sonra kim giderse kim için üzülecek? Hani Sema Merve tamam ikisi baş başa kaldılar falan da. Yok birbirleriyle sıkıntı yaşama potansiyeli olan ikililer anlamında söylüyorum. Hepsi birbirine sığınmak zorunda bu saatten sonra. Mecbur. Bence kimle tartışacaklar? Sence var mı peki böyle bir... Tabii canım. Kim sence? Şimdi Ümit'le Merve kapışabilir. Peki detayları konuşalım. Neden olduğunu merak ediyorum. Ümit'le Merve bir kapı açtın bize. Konuşacağız reklamlardan sonra. Televizyonda ilk defa Ada Konseyi'nin montajsız görüntüleri. İsmini hiç istemeyerek yazıyorum biliyorsun. Ünlüler takımında kim kimin adını yazdı. Umarım bizi yalnız bırakmazsın, bizimle kalmaya devam edersin. Takım arkadaşları Yiğit'in vedasının ardından neler söyledi? Kurabiyeniz daha girdi, hiç gitmez diye. Hepsi ve daha fazlası birazdan Survivor Panorama'da. Böyle altta o can alıcı müzik yok ya. Böyle sessiz kalma ihtiyacı hissettik hepimiz. Stüdyoda buz kesti öyle söyleyeyim. O müzik ne önemliymiş değil mi? Çok acayip bir şey. Dın 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 dın. Tabii. Böyle yürekler havaya sokuyor. Tabii. Ne diyorsunuz herkesin Elif'i yazmasına? Ben var ya Survivor'da yarışsam derim beni sevmeyin abi. Yani hakikaten sevmeyin. Bunlar sevdiğini yazıyor çünkü.
Ya çok böyle iyi şey, bir insansın. Böyle, seni çok, ne iyi bir insan. Ne kadar güzel yarışıyorsun bilmem ne ama Hakan. Değil mi? Ben derim ki beni sevmeyin, benimle alakadar olmayın. Hatta benden nefret edin falan derim. O kadar. Tabii tabii. Niye Elif peki sizce? Biz bunu konuştuk ama açıklamalarını duydunuz. Yeterli Üstad, geldi mi size İhsan? Niye? Niye Elif? Ya şu kadroda bu performansla Elif varken Mustafa Kemal de dokunulmazlığı almışsa herkes Elif yazacaktı zaten. Hmm. Yani Yiğit daha çok yer etti erkekler açısından şeyde. İlişkilerinde ilişkiler falan. İlişkiler vesaire falan. Elif orada artık çünkü düşünüyorsun yani ne yapacak yani. Adem, Turabi, Ümit Karan kalmış erkeklerde Yiğit'in dışında. Birbirlerini mi yazacaklar? Doğru. Sema, Ümit Karan mı yazacak? Yani yazacak, bir zaman gelecek birbirlerini yazacaklar. Ben o zamanı merak ediyorum. Şimdi yazabilecekleri 3 kişi vardı. Mustafa Kemal, Yiğit, Elif. Bu isimler etrafında duruyorlar. Şimdi yarın öbür gün ikisinden biri de giderse aslında ben Mustafa Kemal'in kalanlardan birinin elenmesini çok isterim. Yani, ha eyvallah. Bir Survivor izleyicisi olarak. O kemiklerden. Şimdi Sema, Merve, Adem, Turabi, Ümit Karan. Şimdi bu 5 kişi kemik. Yani çok önemli de yarışmacılar. Eyvallah. Ve Mustafa Kemal ne olursa olsun geldiğinden beri en başarılı da olsa mesela şey gözüküyor. Muhtemelen elenme ihtimali daha yüksek. Kabul ediyorum. Ama böyle bir sürpriz birini elerse o şoku yaşamalarını da isterdim yani. O anı görmek isterdim. Kime eleyebilir sence? Var mı öyle kafanda biri? Ya şey olsaydı. Oylama bitti diye soruyorum. Oylama bitti. Kimseyi eleyemeyebilir. Benim gerçek görüşüm bu. Ya potaya çıktığı anda gidebilir. Gidebilir ama şey olsaydı yani anlık reaksiyon oylarını düşünerek söylüyorum. Hiç hak etmedi yine bir hafta. Yazılsaydı ve oraya o güçlü isimlerden bir iki kişi yanına gelseydi sürpriz birini eleyebilirdi. Bence. Bir de yani ben şey olarak yani bir adam daha nasıl muvaffak olabilir? Yani, değil mi? İlk Survivor'ı çocuğun. Yani oradan oraya adamı top gibi oraya gittim buraya geldim. Yazık oraya gidiyor oraya oturuyor. Oradan Acun diyor ki oğlum oraya git diyor. Oraya gidiyor oraya oturuyor. Orada da birinci burada da birinci. Bir şey de demiyor. Ne yazıyor da ne yapsın hani adam hani şimdi hani onun hani bir elenme nedeni de yaratmıyor kendine ama biliyor ki yazılacak ya. Çok üzücü aslında. Hani bir draması var adamın yani. Şeyi söylüyor ya orada dokunulmaz alınca. Ben benim yazılacağımı biliyordum diyor. Emin artık. Yani alamazsa onu yazılacağından Elif de biliyor ama ben bugün isim çıkacak biliyorum ama Ümit diyor yani. Ama Elif Hanım performansal anlamda da yazılabilir. Efendime söyleyeyim ilişkisel anlamda da bazı problemler tartışmalar yaşıyor gidiyor. Yani cebine her zaman bir takım riskler bulunduruyor. Bu öyle değil bu garibim böyle duruyor top sektiriyor oturuyor. Yani çok iyi bir çocuk ya. Mustafa Kemal mesela Yiğit'i söylemeseydi dengeler değişir miydi? Onu giden anlamda. Söylesin. Bence söylememesi lazımdı. Yani kimi Mustafa, söylemeliydi sence? Mustafa Kemal hazır fırsatı varken Turabi söyleseydi hiç kimse Turabi de ona kızmayacaktı. O zaman hani Elif'in gitme ihtimali olacaktı veya karşıdan birinin gitme ihtimali olacaktı. Yiğit'i cebe koyacaktı. Bence Elif gitmeyecekti. Ben onu söyledim. Kim giderdi o zaman? Ben Yağmur. Ya, şeyden biri giderdi. İrsen'den biri gider gibi geliyor. Yani Elif en az birinden fazla. O neyi değiştirirdi sence? O neyi değiştirirdi? Mustafa Kemal açısından düşünüyorum. Tamam. Neyi değiştirirdi? Mustafa Kemal'in adada eleyebileceği iki kişi daha dururdu. Evet. Durmaya devam ederdi. Ha, o Joker hakları duyuyorsun. Bunları yani mesela takım olarak niye bunları konuşup karar vermiyorlar? Yani Mustafa Kemal'in önceden aldığı belli bireysel dokunmazlığı. Birini söyleyeceği belli. Az çok konseyden Elif'in çıkacağı belli. Yani bunu hani Turabi orada söylemesine karşın yapmamasının altında yatan acaba Yiğit'le bir husumeti bir şey mi? Orada gaza gelip söylüyor bence. Bunu önceden söyleyecek. Tabii yalandan. Bunu bir strateji olarak söyleyeceklerdi. Diyeceklerdi ki Mustafa gel sen kimi söyleyeceksin? Biz Elif'i atışa atıyoruz. Hı. Ama sen bir başkasını daha atışa atma. Elif giderse gider, gitmezse karşıdan birini göndermek için yaz beni deselerdi Mustafa Kemal'e belki. Ama bunu dememişler. Çok dememişler. O orada bomba patladı. Evet. Biz geçtiğimiz sezonlarda çok görmedik mi? Oylamasının çok yüksek olduğunu bilen isimler beni yazın dediler. Çok dediler. Hatta artı puan aldılar. Ama şimdi yani 70-80 gün olmuş neredeyse ve korkuyorlar şu an. Bu kadar emek verilmiş. Şimdi hangisini söylesen sen Ümit Karan'da sen Ümit seni yazıyoruz çünkü sen muhtemelen elenmezsin. Karşı taraftan bilemiyor ki belki doğru. Yağmur inanılmaz fanları var dışarıda. Nereden bilsin şimdi oradakiler adadan bilmiyorlar hiçbir şey. Çünkü Yağmur belki de 6. 7.'ye girdi şeye potaya. Hmm. Elenmiyor demek ki bu kız elenmiyor. Ben adada yaşasam tabii. Onları yerine koyuyorum şimdi kendim Turabi'nin yerine koyuyorum. Karşıda devamlı Yağmur yazılıyor ve elenmeyen biri var. Herhalde dışarıda milyonlar Yağmur'u tutuyor gibi düşünürüm. Belki de tutuyor biz de bilmiyoruz. Düz mantık. Ben de Yiğit yazarım mesela. O gerekçesi Mustafa Kemal'in doğru değil mi? Hani performansla alakalı. Doğru, sen hep ama, Yiğit'i söylüyorsun çünkü. Hayır. Stratejik olarak senin dediğin tabii ki. Yani jokerleri dediğin gibi
Elimde ben. Artı tutarım. Bir hafta daha kalacaktı ama bir de. Ama düz mantık hani performans diyor ya o, ben adil olmam lazım. Performans bizim takımımızdan en düşük erkeği yazıyorum deme gerekçesi doğru aslında istatistiksel olarak. Doğru ama oylama bitmiş. Evet. Yani bu mantığı insanlara şu an anlatıyorsan ama oylama bitmiş. İnsanlar sana helal olsun dese de oy atamıyor artık Mustafa. Eyvallah. Dolayısıyla sen yani sen bir ay sonra olacak oylamaya, bir buçuk ay sonra olacak oylama neyse oraya atmak durumundasın ya kendini. Tamam. Artık oynama yani insanlara. Ben işte takımım için düşünüyorum falan. Boş ver takımı, ben kendim düşünüyorum artık diyeceksin. Oylama bitti çünkü. O da tecrübesiz işi. Evet ilk, Mustafa ilk Kemal ilk Survivor. Başka İlk Survivor. Daha önce gidenlerden birinin eline böyle bir şans ya da koz diyeyim nasıl adlandırırsanız neler yapardı neler. Değil mi? Tabii. Neler yapardı neler. Peki Yiğit veda eden son isim oldu biliyorsunuz bu çıkan isimlerin arasından. Yiğit gittikten sonra da takım arkadaşları üzüntülerini dile getirdiler ve bakın neler söylediler. Çok ağır bir kayıp oldu benim için. Oyundan elenen yarışmacı bana belki tanıdığı en yakın olan arkadaşımdı. Kardeşimdi. Çok eski tanıdığım Yiğit'i. Sadece şunları söylemek istiyorum. Gerçekten ben de ailesine bir teşekkür borçluyum. İnanılmaz bir evlat yetiştirdikleri için. İlk geldiği günden beri abi. Öyle bir abi kardeşlik kurduk. Elin için üzgünüm gerçekten. Yani ben isterdim ki onu finale kadar taşıyayım. Ama bu da Survivor. İsmi çıktı. Çok fazla kelime de bulamıyorum gerçekten. Kaptan. Yiğit o gitti. Yiğit o harbiden. Ben bir de iftihaya girdim biliyor musun? Kurabiyle iftihaya girdim Yiğit gitmez diye. O da Yiğit gider dedi. İftihayı da kaybettim ama canı sağ olsun boş. Yiğit kardeşimin gitmesine çok üzüldüm. Keşke Hakan gitseydi. Yani Hakan gidip Anıl üzülseydi daha çok isterdim. Yiğit'in gitmesini istemezdim. Yiğit'i 2014 Survivor'ından beri tanıyorum. Çok efendi bir çocuk. Yani benim gibi agresif bir adama karşı bile terbiyesini, saygısını hiçbir zaman bozmadı. Hep içimde kalmıştı da. Hatta bu dönem geldiği zaman özür bile dilemiştim kendisinden. Yani çok efendi bir çocuktu. Harbiden gerçekten de gitmeseydi. Bugün hep şeydir, ben gideceğim, evet, gidiyorum. Tamam. Hep öyleydi, o kafadan. Ya onu yaşadınız mı bilmiyorum ama gidecek olan gerçekten hissediyor gideceğini. Hani diyorsun yani ben bu fotodan çıkamam diye. Ya o gerçekten o insanın içine doğuyor yani. Malum oluyor bir şekilde sana, evet. Ama yani yine de hani kendisi de söyledi zaten konseyde. Eğer dedi bu yola dedi devam edebilmem, devam edeceksem dedi. Ve ilerisini hayal ediyorsam dedi bu ve bunun gibi potalardan çıkmam gerekiyor dedi zaten. Eğer çıkamıyorsam zaten demek ki. Tabii. Belki ben oynasaydım dokunulmazlık oyununu kazanırdık. Onun da vicdanı yüzünden Mustafa Kemal'e de eğer söylenecek biri varsa beni söyle. Hiçbir kardeşimizin ahını alma ya da kaderini değiştirme. Çünkü Mustafa Kemal hak hukuktan bahsetti. Eğer hak hukuktan bahsediyorsa İki dokunulmazlıkta oynamayan birini söylemesi lazımdı. Ceza almıştım. Beni söyleyip orada da cezamı çekmek istiyordum. Söylemedi. Ben de kendimi kötü hissettim. Sonuçta ben yazmak zorunda kaldım yani. Ve bir insanın buradan veda etmesine yani sebep oldum. Yani istemedim. Evet, bugün ikinci konseyi yaşadık. Her iki takımdan da adaylar vardı. Toplam 5 tane aday vardı. Son olarak biz 2 aday çıkarmak zorunda kaldık. İkinci oyunu kaybettiğimiz için. Takım Elif'i söyledi. Ben de hani genel kanı olarak böyle hissettiğim yani ismi yazılması, tabii kimsenin ismi yazılması gerekmiyor burada ama hani kimse istemez birini yazmak ama mecbur kaldığımızda adil davranıp bir şekilde bir kıyaslama yapıp birini yazmak zorundayız. Ben de hani kendi kendime muhakemeler yaptım. Hani takımın da az çok fikrini yani gördüğüm kadarıyla, hissettiğim kadarıyla adil olmak adına Yiğit'i söyledim maalesef. Ve üzgünüm ki Yiğit gitti. Burası bir yarışma programı kardeşim. Birbirimizi zaten zamanı geldiğinde herkes yazacak. İşte istemez. Yani o anlamda yani. Zaten bir de sadece sen karar versen o gitse belki hani o dediğin vicdan azabını hissedebilirsin. Oylama var. Sonuçta var. Dışarıda da bir tarafsız bir izleyici var, anladın mı? Doğru, yani taraf anlıyorum. Oluyorlar bunlar ve doğru. Kimin tarafı daha fazlaysa o kalıyor. Kiminki daha azsa o gidiyor yani.
şimdi konuşulanlara bakılırsa kademe kademe gidelim diye Ümit Karan'dan başlamak istiyorum. En çok üzülen o. Şu lafına ben takıldım. İsterdim ki onu finale kadar taşıyayım. O hissi vermiş Ümit'e. Yani taşı nasıl bir... Yani taşıyayım, finalde birlikte yarışalım, öyle olsun falan değil, taşıyayım, çok yakın arkadaşım. İşte tam da o nedenden, İhsan'la onu konuştuk, İhsan özellikle belirtti ya, hani dedik ki performans böyle ama aday yaşantısında ne olmuş olabilir, hep birinin yanındaydı dedi ya, işte onun da aslında ifşası oluyor. Ya yani o gerçekten orada yaşayanlara da o imajı verdiği için çocuk, belki tevazusundan, efendiliğinden, sanki birilerinin himayesinde, birilerinin yanında ki onlara da öyle hissettirmiş, Ümit onu ben taşıyabilirdim diyor. İyi niyetle söylüyor ama işte o gerçekte onun buraya gelmesine neden oldu. Ailesine teşekkür etti Ümit. Yani. Oradan. Peki Turabi'ye ne diyeceksiniz lafı Hakan'a getirmesi? Şimdi böyle de konuşunca ben Turabi'yi seviyorum. Şimdi eleştiriyorum. Fakat kendini bilen adamı sevmesi. Diyor ki ben agresifim. Benim gibi bir adamla nasıl anlaşıyor? Bana bile tahammül etti. Ben onu o kadar tahrik ettim. Hatta içimde kalmıştı. O geçmişti, ne yaşadılar bilmiyorum. Sonra buraya geldiğinde biz onu görmedik ama özür dilemiş. Yiğit iyi çocuk falan. Bir taraftan da adamın analizciliğine bak. Adem'le de iddiaya giriyor. Yiğit gider diyor. Şimdi bak enteresan. Hani Yiğit'in gideceğini de öngörebiliyor. Kazanmış. İşte Turabi'nin zaten tecrübesi nereden anlaşılıyor? Öyle o birebir röportajlarında da öyle başlıklar veriyor ki. Biliyor ki vermiş olduğu başlıklar Survivor'ın o haftaki bölümünde kullanılacak yani. Çünkü formatı biliyor. Şimdi 15 kişi var. Hepsi birebir röportaj veriyor. İşte mesela Mustafa'dan yazık manşeti çıkartamazsın ki. Hani magazin haberi gibi düşün. O Sinan Akçıl gibi yani. Manşet veriyor. Tabii. Turabi cin gibi. İşte Turabi o, kim? İşte Sinan Akçıl gibi. Sinan Akçıl tabii. Mı? Tabii. Şimdi böyle yapıyor. Kurtların yezin geldiği yerde orada aylar çıktığında o aşağıdan gelir. Aşağıdan gelmenin bir de çıkışı var. E şimdi bunu... Evet. Şimdi o... O kadar akıllı ki. Şimdi bu Survivor'ın da montajcı arkadaşlarımız var. Bir ekip var. Şimdi alıyor. Mustafa diyor ki benim abim geldi gitti. İşte falan. İşte bizim ne Murat Ceylan böyle yapıyor. Arkadaşlar ne demek isterse o falan filan. Bu, şimdi malzeme lazım. Neticede rating, merak falan. Onların içinde en iyi onu veren Turabi olduğu için biz devamlı Turabi'nin özlüsü. Çünkü işi biliyor. Orada analizciliğinden de bak Yiğit gider demiş. Şimdi ben çok isterdim. Neden Yiğit gider dedin acaba diye. Çünkü analizi kuvvetli adam. Adam iddiaya girmişler baksana. İddiaya bile girmiş. Peki şey nasıl? Hakan gitseydi, Anıl üzülseydi? Ya orada da demagoji yapıyor yani. Ters manyak. Yani. Lafı getirmek istediği yere getirebiliyor. O Hakan'a bir takmış. Onların ben çok ikisini aynı anda ağırlamak isterdim. Şeye girdim YouTube'a. Bayağı bunlar dalaşmış. Tabii canım. Eskiden. Hani... Ben onları barıştırır mıyım acaba diyordum ama bunların ikisi kan davasına. Ha ben o zaman anladım bu Survivor'ın başında Acun niye sen buraya geç dediğini. Feci girelim ne anları var. Yani o anları izlerken bile ben eyvah dedim yani. İkisine mi nedir husumetleri? Aslında ne o ne ya? Çok dökülen yani tabii ki var da yani hani bu seneye çok yansıyan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Ama o oralarda eskilerde de çok girmişler ya. İhsan bir şey söylemek ister misin? Konuyla ilgili hatırlatma yapmak ister misin? Ya yani onlar çok hatırlamıyor. Eskide kaldı. Eskide kaldı da biraz demode de oldu Turabi Hakan gerilimi. Turabi çok akıllı biri. Turabi Kıbrıs'a veya şampiyonluğa gitmek istiyorsa kendine bir düşman yaratmak zorunda. Siyasette öyledir ya. Eyvallah. Siyasette kendine bir düşman yaratırsın. Tabii. O düşmanlıktan. O polemiklerle sen gündemde tutarsın kendini ve oy potansiyelini arttırırsın. Doğru. Turabi bu siyaseti, Survivor siyaseti çok iyi biliyor. Müthiş. Şimdi Hakan tamam Hakan'la ilgili bir husumet var ama biraz artık mazide de kaldı böyle. Sadece Hakan yetmiyor. Kendine birini daha bulması lazımdı. Bulur mu? Denedi. Buldu. Anıl'ı buldu şimdi. Eyvallah. Ama Anıl'la ilgili bir şey bakıyorum bir şey bir done yok. Hiçbir şey yok. Ona malzeme çıkmaz. Bir şey yok falan. Malzeme çıkmaz. Anıl da ama karşılık vermiyor ki. Anıl da karşılık vermiyor. Veren bir tip değil. Abi Anıl diyor. Doğru. Ama yok yani suni bir düşman Turabi. Kendi takımından bulur mu birleşmeden sonra? Denedi olmadı işte Adem'le ilgili bir olmadı. Oradan geri döndü. El bombası patladı elinde o olmadı. Ha ama dediğin çok doğru bir şey söylüyor ha. Evet. Yani kendine bir unsur yaratıyor değil mi böyle hem kendini motive de ediyor. Bazı insanlar öyle mutlu da olur yani hani daha kendini iyi hisseder. Yiğit'le ilgili söylediklerine bak ya. Bana tahammül etti diyor.
Evet, orada bir öz eleştiri yapıyor. Evet. Öz eleştiri yapıyor. Ben tahammül edici, ben çok agresifim diyor. Ama helal olsun, hem Adem'den de hem Yiğit'ten de sezonda hani özür dilemeyi başardı. O da büyük bir yerden bence. Dört yıl sonra burada özür dilemesi işte. Ben onu yine eleştirmiştim. Şimdi onu söyleyeceğim. Çok da özür bayar. Adem'le barıştı, üstüne Yiğit'le barıştı. Hani size... Hep aynı hata yapıyorsun anlamına geliyor. Yani özürün de bir standardı ve sınırı olmalı yani. Her gün özür diliyorsan her gün hata yapıyorsun yani. Sana yani farklı zamanda yapıldı diye gerçekçi gelmedi gibi hissettim. Nasıl, sen Turabi'yle mi takıştın? Ben mi? Yok yok. Ha, ne bileyim ben, yani eski Survivor'da. Özür dilemesini Turabi, gerçekçi bulmadım. Turabi bana diyor. Adadayken şeyin sözünü verdi. Neyi? Ne kadar eleştirirsem eleştireyim onu. Ben dedi dışarı çıkınca hiçbir panoramaya katılmamış bugüne kadar. Evet. Hakan bulunduğu için. Senin olduğun her programa gelirim dedi mesela. Sözü var. Sözü var. Ne kadar güzelmiş. Bak söyledim. Evet. İyi hadi bakalım. İyi. Yani tabii Turabi... Turabi'nin özelinde hani elenmez diyelim tabii ki inşallah. Hani şampiyon olursa gelsin programımıza. Ya da olursa bir elenme durumu olursa Kıbrıs'ta da olsa falan bir şekilde ona bir panorama yapmak isterim yani Turabi'yle. Turabi'yle de. Tabii Turabi'yle konuşmak isterim aynen programda. Ama onun özelinde inşallah kazanınca diyelim. Bir de parende ya diyor. O %100 bak bir oyuncak şirketiyle falan anlaştı bu lafımı. Ah bak buraya yazıyorum unutmayın. Yolu açılsın inşallah, hepsinin açılsın. Hayır, o cin gibi. O var ya, o kılığı, kıyafeti, o sevinmelerini buraya gitmeden kesin bir menajerle. Çünkü oyun da çıkabilir ha böyle. Survivor oyunu yapsan. Olabilir. Şimdi bu karakterleri öyle bir sürü oyun. Mesela Ronaldo'nun sevinmesi var. Şimdi Hakan yapıyor. Hakan 3-4 tane sevinmesi var. Bir örümcek tur şeyin yapıyordu. Cumali. Sonra bir ara Hakan yaptı bunu. Ha tamam tamam. Sonra ok atıyordu. Tatmin olmadı. Şimdi Ronaldo sevinmesi yapıyor. Oldu. Tamam mı? O... Bilinen bir sevinme. Tabii tabii. Ha, ondan sonra Cristiano Ronaldo Real Madrid santraforu. Onu yapıyor. Şimdi atıyorum sana, Adem kalp yapıyor. Ya da boks yapıyor. Herkes bir şey buluyor. Bütün bunların arasından en ayrışan, yani bilindik. Herkesin abi, de Turabi'nin cin gibi diyorum sana ya. Hakikaten ama adam Survivor için. O da iyi. Canım benim. Onu ya, o tabii. O da güzel. Nurtuba ne güzel yaptı. Hım hım dedi. Evet. Bu arada yarın paylaşacağız. Bütün ünlüler takımı da o konuyla ilgili bir çalışma yaptılar. Kazanırsak yapacağız diye. Öyle mi? Yarın paylaşacağız. Çok şey eğlendim. Mi? Evet evet. Mustafa Kemal'in mi? Arada. Çok iyi. Çok güzel görüntüler. O görüntülerde kim olmaz diyelim. Merve'ye sanki o zayıf. Sen yarın bir izle. İzleyeyim. Çok eğleneceğiz. Yarın vereceğiz. Mustafa Kemal'e ne diyorsunuz? Yiğit Bey'im yüzümden gitti diye dertlenmiş. Ya canım benim ya. Onu ben çok seviyorum. Yani onu böyle yanakları mayakları bir sıkmak istiyorum onun ya. Öyle geliyor bana. Ya çok dev bir adam. Ama böyle şeyin çocuk bir kalbi var. Çocuk kalbi var yani. Ben şeye takıldım ya. Ümit Karan'ın laflarına takıldım. Hani onu finale taşımak isterdim diyor ya. Kendi gitmeyeceğine malum bu hafta Ümit Karan'ın. İşte Ümit'in aslında kendisini yani, nerede kendini finalde görüyor. Tabii. Onu da taşımak isterdim diyor. Yani bu büyük bir konuşma mesela. Tabii. Yani şimdi Ümit Karan'ın gerçekten bu hafta gitmeyeceğine malum. Ne malum? Yani veya Kıbrıs'a kalacağına malum. Soruya soruyla öyle cevap verenler olur ya. Ay hiç sevmem. Sen ne diyorsun? Sabaha kadar gidiyor. Evet. Peki sence ben buraya gideceğim. Gider mi? Gider mi? Evet. Nasıl anlatacağız o zaman? Allah rahmet eylesin. Anneannem eskiden eve gelirdim. Oğlum sen misin derdi. Anneanne benim derdim. Kim olacak yani? Ya da geldin mi? Geldim. Yok gelmedim. Ben değilim. Geldi. Evet. Reklamlardan önce Ümit Merve bir konudan bahsediyorduk. Bak araya çok şey girdi. Şimdi Merve İhsan'ın şeyi vardı. Yiğit'i iltifat etti bir kere. Dedi ki bak orada dedi Turabi'ye ya da bir başkasına söylenmesi gereken yanlış şeyler olduğunda Yiğit söylüyor demişti. Buna benzer Merve de var gibi duruyor. Sema pek değil. Sonra arkadan eleştiriyor. Çok mecbur kalmadıkça da söylemiyor. Ümit de çok böyle şey alıyor ya seçmeyi meçmeyi. Zayıf ismi, gördüğü ismi. İşte orada kim problem yaşar mantığından harekette sanki Merve daha böyle bir yatkın dobrayım adı altında insanların yanlışını yüzüne söylemeye gibi potansiyel olarak Ümit de çok dominant olduğu için kendi takımında ikisi ben problem yaşar gibime geliyor. Birkaç sence? Konseyi sonra her şey değişir mi? Olabilir abi. Sen şimdi uyarınca oraya böyle bir parantez açınca olabilir. Çünkü ikisinin karakterleri çarpışır gibi geliyor evet. Ama ikisi de bu çarpışmayı göze sokacak karakterler değil. Dururlar bence. Ben şunu söylüyorum. Ya şimdiki gördüğümüz psikolojilerle 20 gün sonraki hani bu birleştikten sonra veya azalınca ki psikolojiler aynı olur mu? Daha... Artık o gerçekleri kabullenerek yarışırlar değil mi? Ha hakikaten biz bireyseliz abi bak
4 kişi kaldık deyince o zaman davranışlar da değişebilir. Bir de hızlı elemeler de başlayacak görüşmeden sonra. Tarih belli olmamakla birlikte der. İhsan'a dönerim. Yanlış bir şey söylemedim. Bence Haziran'da önce başlamaz. Haziran'da ne? Bir ayımız var. Haziran'da kaçı acaba? Ocağa kadar gitsin. Yani. Ümit orada yaşlansın. Değil mi? Ay çok iyi olur bence. Ve Ümit kalsın ama orada. Yani en son Ümit gelsin. Yaşasın yani. Orada ömür boyu. Evet, oraya çevirsin. Kelebek filmi vardı. Meşhur benim yaşımdakilere bir de. En son orada hapishanede müebbet aldığı için orayı evine dönüştürüyor. O kadar kanıksıyor ki arkadaşı diyor ki oğlum gel kaçalım bak rüzgar tersleri ben diyor çok mutluyum. Hapishanede. Evet, Ümit de Acun diyecek ki yarışma bitti hadi gidiyorsun. Ya beni burada bırak ben çok mutluyum diye. Başka olabilir. Kimse var mı sence orada orayı böyle iyice kanıksamış? Orada yaşamaktan çok mutlu kim var? O mekan sahibi gibi şey vardı ya geçen sene. Bizim şey, Şakşuka... Tarık Mengüç. Tarık Mengüç ya. Oraya topraktan girmiş gibiydi. Tabii. Her an abi hoş geldiniz ne vereyim falan. Tabii Tarık o da çok iyi kalpli, çok temiz bir çocuk. O özdeşleşmişti orayla yani. Senin aklına var mı böyle kimse? Hani orada bıraksa da öyle kalır. Çok uyum sağladı. Ümit Karan çok sanki oranın şey gibi ya. Demir böyle çay bahçeleri vardır ya renkli ampuller asarlar falan filan. Semaverle demlik falan getirirler. Ümit abi hoş geldiniz diye. Dominik'te. Peki. Seyircilerimizden yorum yapmak isteyen var mı? Reklama mı gidiyoruz? Hangisi arkadaşlar? Yaşar Burcu. Peki. Bir dakika vaktimiz varmış. İyi misiniz? Seyircimiz el kaldırıyor. Seyirci var. Tamam dönebiliyoruz. Tamam varmış zamanımız. Teşekkür ederim. Birkaç şey fark ettim söylemek istiyorum. Bilmiyorum fark eden olduğunu. Omuzdan sonra diyorsun. Evet, VTR en son VTR ile de alakalı olacak şekilde Merve'nin yakın arkadaşı Sahra'nın intikamını alırcasına Elif'i sen geçen hafta Sahra'ya gönderdin ve ben de şimdi seni yazıyorum demesi. Ben de arkadaşlıkla alakalı bir farkındalık uyandırdı. Hani o şekilde unutmayıp tekrar Elif'i yazıp hani sen Sahra'ya gönderdin ama ben de seni bu yüzden yazıyorum deyişi benim gözümden kaçmadı. Elif, doğru mu yaptı Merve peki sence? Bence bilir. Çok güzel yaptı. Zaten Elif'in performansı düşüktü. Olması gereken hani o şekildeydi bence. Hı. Bir de Adem'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bu hafta diğer haftalara nazaran 8. sırada olmasını ben şuna yordum. Benim izlediğim kadarıyla ki izleyen herkes bence fark etmiştir. Takım arkadaşları içerisinde elini taşın altına koyup ufak ufak hani briefler verircesine. Arkadaşlar hani şöyle yapıyoruz ama biz burada hata yaptık. Hani şu şekilde yapsaydık böyle olur. Ya da hani yapıyoruz ama niye bu noktada olmuyor diye öz eleştiri yapıp hani takımdaki hiç kimse konuşmazken bir şekilde bir şeyleri fark edip hani arkadaşlarını da uyarmaya çalışan kibarca sadece Adem vardı. Bu haftaki performansının listede 8. sırada olması da hani elini taşının altına koymasıyla alakalı belki hani üzülmüş olmasından ötürü olabilir. Zaten sonrasında hani sembolde 3'te 3 yaptı ve düzeltti biliyorum. Sen kimi seviyorsun en çok? Adem. Adem hatayı. Adem hatayı kendinde ve kendilerinde arayan kişi diğer takım arkadaşları genelde karşıda arayan kişi. Hı-hı. Doğru mu? Çok özür dilerim alkıştan duyamadım. Hı. Yani Adem hatayı genelde kendisinde ve takım arkadaşlarında arıyor. Ama takımdaki arkadaşları genelde hatayı karşı tarafta arıyor. Çok doğru. Çok doğru bir tespit. Teşekkür ediyoruz yorumun için Büşra. Reklama gidiyoruz sonra devam edelim. Teşekkür ederim. Bugün bitmek bilmeyen enerjinin için hepinize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Artık programımızın son dakikalarındayız. Hakan İhsan yarın bizi terk edip gidiyor yok. Ne diyorsun ya? Ya vallahi çocuk yok. Dinlensin ama yoruldu. Evet evet yoruldu. Hafta sonu da var. Dinlensin. Evet, İşim var gücüm var. Var mı? Perşembe günü dinlenme mi olur? Nereye gidiyorsun? Abi sabah biliyorsun Mehmet abiyle beraberim. Mehmet Nazır Günal. Selam söyleyelim. Mehmet abiye saygılar selamlar. Setimize gideriz. Yemekteyiz devam ediyor bir yandan. Parayı buldunuz. Yemekteyiz'den dünyanın reytingini alıyor. Parayı indirdiler. Yani. Maşallah. Şeyde gerçeğin peşinde. Orada da. Serap Hanım'la. 2-3 program daha yap. Siz bakmayın böyle yalandan bir tişörtle takılıyor. Demezler yani. İyi ki söyledim Hakan. Yani bunları söylemek için bekliyorum. Beni konuşturmayın. Ne söyletmeyin beni konuşturmayın bir şey. Tamam. Peki bir şey. Yarın Hakan'la buradayız baş başa. Neler konuşacağız? Muppet Show var yani. Yarın neler olacak merak ediyorum. İhsan'cığım teşekkür ediyoruz. Cuma günü yorumların için, inşallah. Katkıların için. Cuma günü İhsan bizimle birlikte. Survivor Panorama TV 8.30'da saat 16'da devam ediyor olacak. Nazenin Tokuşoğlu, Kemal Özcan ve Yunus Günçe ile birlikte efendim. Yarın görüşünceye de hoşçakalın. Thank you.